Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Gününüz aydın, kalbiniz huzur, evleriniz bereketle dolsun efendim. Yine bir perşembe sabahı değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sıhhat, afiyettesiniz inşallah hocam. Elhamdülillah, bugünümüze şükürler olsun. Elhamdülillahillezi ahyana ba'deme ematena ve leyhin nuşur. Bizi uykuda öldükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Tekrar bizi yeryüzüne dağıttı böyle. Herkes şükürler olsun. Sabahleyin baktım kimi o tarafa kimi bu tarafa arabalar, trafik. Bayağı kalabalık da trafik değil mi bugün? Evet evet bugün yağmur özellikle. Yağmur hafif çiseleyince İstanbul'un trafiği aksıyor. Evet sizler de hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler öğrenmek istediklerinizi, merak ettiklerinizi bize yazabilirsiniz. Telefonla arayabilirsiniz. Hatta görüntülü çelik çekip WhatsApp hattımıza atabilirsiniz. Bugün hocam güzel bir konuyu işleyeceğiz. Özellikle halk arasında ve biz kadınlar daha çok inanıyoruz. Safer ayı musibet ayı mıdır? Bela ayı mıdır? Bunu sizden özellikle rica edeceğiz, öğreneceğiz inşallah. Ama hemen hatta bekleyen bir misafirimiz var. Hemen onu almak istiyorum. Alo. Efendim. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler. Süleyman Bey İstanbul'dan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ettim kızım. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz Süleyman amcacığım. Buyurun hocam sizi dinliyor herhalde. Bir soru soracaksınız. Sorayım mı? Buyurun, hadi sorun. Buyurun. Sorabilirsin. Soracağım hocam. Buyurun. Hocam benle hanım beraber hastalandık. Hastaneye düşmüşüz. 2 sene önce ama. Hanım vefat etmiş 1 hafta içinde. Ah, Allah rahmet etsin. Ben 2 ay yattım. Hanımın olduğunu da bilmiyordum. Oğlum burada tek kalmasın diye Silivri'den mezar almış. Hem onun için hem benim için. Mezarı da yaptırdı. Acaba bir sakıncası var mı? Beraber. Yenge hanım vefat etti. Oraya mı defnettiniz? Oraya defnettik. Beni de yandan mezarlık almış. 3 milyara orada beraber yaptırdı ikisini. Koronadan herhalde değil mi? Birbirinizi göremediğinizi. Aynen öyle hocam. Çok geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi esas olan mezarı değil de mezara hazırlanmak. Ancak büyük şehirlerde mezar yeri bulmakta insanlar sıkıntı çekiyor. Hatta öyle dönemler biliyoruz ki eskiden rüşvet vermeden mezar yeri satın alamazdın. O günleri gördü İstanbul çok eskiden. Şimdi bu haliyle de size böyle bir nasip olmuş bir mezar yeri alabilirsiniz. Ama kimin nerede öleceği, nasıl öleceğini ancak Allah bilir. Ve ma teksibu nefsun ma zaqata ve ma tedri nefsun bi ayyi ardın temut. Kimse nerede öleceğini, ne kazanacağını bilemez. Ama bunda bir sakınca yok Süleyman Bey. Orası dursun, Allah gecinden versin. Ne zaman hak vaki olursa evladınız der ki burada annem yatıyor, babam da oraya defnedelim der. Aynı mezarlığa bir mezarı mı kastettiniz? Orada yer vardır herhalde yer aldıklarına göre. Efendim? Yanına değil mi? Yanına defnedecekler. Yan yana. Yani siz Süleyman amcacığım mezarın önceden alınmasını mı soruyorsunuz? Yok şimdi yaptı önceden yapıldı ya bir sakıncası var mı? Heh, ya evet. Şöyle bir endişe belki oluyor. Mezarım yapıldı bir günah oldu mu? Ya da işte ben daha çabuk mı ölürüm mezarım alındı? Kimin nerede öleceğini ancak Allah bilir. Ecel gelmeden kimse ölmez. Evet. Dolayısıyla almışsınız bir tedbirdir. Oradaki kıymetli eşiniz de efendim yanında olmanız evladınız için de sizin için de daha güzel olur. Cenab-ı Hak cennetinde buluştursun. Amin. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Başka, çok sağ ol hocam. Başka soru var mı? Duygulandın sen şimdi çok. O günleri hatırladın tabii. Sorun bu kadar. Başınız sağ olsun. Acaba günah sahibi olmayalım diye düşündüm. Sabırlar diliyorum. Süleyman amcacığım ellerinizden öpüyorum. Sağ ol Allah. Allah'a emanet olun. Rabbim sabırlar versin size. Hayırlı günler diliyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Allah bir dert vermesin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Evet bir telefonumuz daha var. Alo. Buyurun. Alo buyurun efendim hayırlı günler. Kiminle hayırlı görüşüyoruz? Teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz?
Eskişehir'den hocam. Eskişehir. Selam olsun. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Hocam ben sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Allah sizlerin etkisini vermesin. Allah sizin insanlar başınıza etkisi etmesin. Amin. Hocam benim size bir sorum olacak. Geçen sene bu aylarda oğlumu nişanladım. Evet. Bu bayramda da Ramazan bayramının sonunda da düğün yapacaktım. Düğün seçmeye gittim. Ben anlamakta zorlanıyorum. Siz anlıyor musunuz hocam? Düğün yapacaklarmış Ramazan bayramında. Gün almaya gitmişler, gün belirlemeye. Oraya vermeyiz dediler. He. Kuzu olanı istiyor dediler. Niye vermeyiz dediler? Kızı Eskişehir'e göndermeyiz. Eskişehir'e göndermeyiz. Köyünde mi kalacak? Kuzu olanı buraya istiyor dediler. Oğlan gelsin buraya. Ben dedim ki ben oğlum diyor, ben bilmemdim, ben oğluma burada evini almıştım, iş yerini kurmuştum, hepsi hazırdı. Tamam. Oğlum ne diyorsun, olmaz dedi öyle, ben eskileri istiyorum, ondan sonra hacim baba gidecek dedi. Bir saçta geldim, iki gün sonra babadan eve gittim, oğlum oradan ne demedim onu sen. Bize küstü gitti, annesini çok severdi. Oğlan size küstü, evlendi mi? Kızın yanına gitti, nişanlısının yanına evlenmeden gitti daha oraya. Daha düğün yapmadan nişanlının yanına gitti. Aynen öyle hocam. Ya kara aşıkmış herhalde o da. Ondan sonra annesini çok severdi. Annesinin içinde en az 2-3 defa verdi. Şeyin derdi, nasılsın, ne yapıyorsun, ne düşürdün, ne aldı dedin. Şimdi bizle konuşmuyoruz. Ben sadece yani amacım şu hocam, Allah'ın kazabından korkuyorum. Yarın Allah'ın sorularına nabız kalacak. Bizi aram yok, sormuyor. Annesi sürekli ağrıyor. Gözleri bozuldu. Doktora götürdüm. Allah doktor Allah. Dedi, göz kanalarında kanama olmuş. Ya düzüntü, gözüm dertten. Gözüm kaybedeceksin diyor. Dertten gözleri kaybediyor anne. Geçmiş olsun. Oğlan arayıp sormuyor. İşte ondan sonra analar ne diye el kızı geldi oğlum elimden aldı gitti. Hocam genelde şey derler, erkek gider kız gitmez aslında. Erkeğe veririz kızı vermeyiz derler aslında. Öyle olmuş şimdi burada. Burada tam olmuş. Tam olmuş. Evet buyurun. Alo. Şimdi konuşmadığınız için siz bundan rahatsız oluyorsunuz tabii. Evladınızla evet. İletişiminiz yok. Aynen. Normalde sabah yapmadınız. Biz önemli değil. Yalnız niye bir bari sonra bizden küsüyor? Biz gitme demediyiz, yatma demediyiz, alma demediyiz. Evlenme demediyiz, oraya gitme demediyiz. Biz yönüyle küsü diyor. Sebebi ne bunun yani? Şöyle... Eskişehir'e selam olsun. Eskişehir'den arıyorsunuz. Allah razı olsun. Ellerinden öperim. Çocuk oldu mu? Çocukları var mı? Hocam değil mi? Daha evlenmediler. Daha evlenmedi. Evlenmediler daha. Nişanlı kafasındalar. Nişanlılık döneminde oğlanı kaybettin. Aynen öyle hocam. Peki ben şeyi merak ediyorum. Gelin hanımın ailesi nasıl buna bakıyor? Hiç iletişim kurabildiniz mi? Gelin adayının ailesiyle. Çocuk hakkını da değiştirdi. Onlar memnun çünkü onlar zaten yani, damat istiyorlar diye. Benim kızım bir yukarı tatile gitti. Annesi benden gizli demiş ki kızım biz git de orada gör demiş. Sen çok merak ediyorum. Hocam tercüme eder misiniz? Durumu nasıl ne yapıyordu kızım? Kızım da bir arkadaşının vasıtasıyla arkadaşını aramış. Böyle böyle bir kardeşime de yanına gidip görmek istiyordum. Hemen beni aradı. Evet. Telefonu açtım alo. Sesini tanıdım. Buyur oğlum dedim. Ben baba kulendim hocam. Ya ben sizden kurtaramayacağım mı? Ne oldu oğlum? Allah Allah. Ablasına özür dilerim. İsimden yok. Edepsiz kelimeler kullanıyor. Beni aramayın diyor yani. Beni aramayın diyor değil mi? Orasını açıklamıyorum. Ablasına edepsiz kelimeler kullandı. Evet hocam. Hacı abi. İnşallah hacısındır. Değilim hocam. Allah razı olsun. Allah ağzından etsin. Bekleyin düğün zamanını. Siz arayı soğutmayın. Siz aramaya devam edin yine. İnşallah. Ama hocam hakkını değilsin. Şu arıyorum. Telefonlarıma cevap vermiyor. Vermesin. Diyorlar ki bunlar ya ulaşamazsın.
düğün zamanı arayacaklardır ya da çocuk olacak, mecbur arayacak seni. Ya da biraz olgunlaşınca pişman olacak, tövbe edecek, anam babama eziyet etmişim diyecek. Ama günaha giriyor şu anda evladın yaptığı çok büyük günah, anneyi babayı reddedip nişanlısına sığınması. Benim eşim Kur'an okuyor, namaz kılan, abdestin yazdı Kur'an okuyan bir kişi. Ben Allah'ın kazabından korkuyorum. Yarın Allah'ın sorularından barışlarsa yazdı, ne olur diyorum buna. Doğru, doğru söylüyorsun. Sen ona acıdığın için böyle yapma diye. Aynen öyle hocam. Duacı ol. Rabbim gönlüne yumuşaklık versin. Gönlüne yumuşaklık versin. Hanımınıza da şifalar diliyoruz. Amin. Dert etmesin. Her şey olacağına varır. Dert etmesin. O üzüntüden gözlerini kaybeder. Sağ ol. Selam söyle. Ben bunu bir açıklamasını yaparsam çok sevdim hocam. Bunun günah sevabı nasıl olur? Günah şu anda oğlunuz büyük bir günah işliyor. Anneyi dert sahibi yaptı. Gözlerine sebep oldu. Babasını üzdü. Aileyi üzdü. Şimdi insan iki tarafı idare edemez mi? Eder. Yani oraya da gidersin, anlatırsın derdini. Ben annemden babamdan da vazgeçmem. Ama sizin yaptığınız, istediğiniz zamanla olur. Buraya da gelmeye çalışırım. Ama bu dünyanın hali belli olmaz ki. Ben burada yaşarken yarın başka bir şey olur. Gidersin başka bir yere. Yani hiç ummadık şeyler oluyor değil mi? Göç etmek için sebepler oluyor. Adam 80 sene bir yerde yaşıyor. Zannediyorsun oraya gömülecek, ölecek. Tam bir olay oluyor. Bir başka memlekette ölüyor. Şimdi insanın garantisi yok. Ama doğru yolda yürümek her zaman Allah'ın yardımını celbeder. Dolayısıyla yanlış yapmış, günah işlemiş. Tövbe edip gelecektir. Biraz sabretmek lazım. Arayı da açmayın. Yani kavga gürültü yapmamaya çalışın inşallah. Evet, soğutun. Hayırlı günler diliyoruz size. Ama şurası bir gerçek ki hocam. Anne baba ahı alan, beddua alan, rahat şöyle, huzur yüzü bulamaz diye düşünüyorum. Şu ölçüyü söyleyelim. Evlilikte son karar evlenen kişinindir. Annesi de kararına karışamaz, babası da karışamaz. Bu doğru. Ama mutlu olmak istiyorsanız anne babanızı razı edeceksiniz. Evet. Bu da kesin kaydı. Akrabayı atarak mutlu olamazsınız. Ben komşuluk istemiyorum, ben akrabalık istemiyorum, ben hanımımla mutlu yaşayacağım. Böyle bir mutluluk yok. İnsanları küstürerek mutlu olamazsınız ki. Her gün o çocuk da şimdi her gün kendi kendini yiyor, bitiriyor. Muhtemelen. Tabii yani. Vicdan anne varsa. Anne baba hocam. Sonuçta yani vazgeçilebilir öyle. Mi anne tabii. Babadan? Düğün evet. Yapacaksın, annen yok, baban yok, kardeşlerin yok. Sen sadece kız tarafıyla düğün yap mesela. Çok saçma bir şey değil mi? Evet. Şimdi hocam sosyal medyadan, Instagram'dan bir izleyicimiz sormuş. Hocam selamünaleyküm. Benim eşim inşaatta çalışıyor akşama kadar. Akşam eve gelince namazların hepsini kaza ediyor. Hani inşaat çok kirli bir ortam, namaz kılamıyorum diyor. Bunun günahı var mıdır demiş. Kıldığı namaz kabul oluyor mu demiş. Şimdi inşaatta çalıştığı halde namazını kılan insanı tebrik etmek lazım. İnşaat kirli diyor. Doğru. Yani terliyor falan. Ama abdest niye farz kılınmış? Zaten terlersen, üzerin kirlenirse temizle diye abdest farz kılınmış. Abdestini alırsın. Bir necaset yoksa üzerinde. Necaset nedir? Necaset avuç içi kadar bir kan, irin, pislik, silik gibi bir şey bedeninde, vücudunda, elbisende varsa onunla namaz kılamazsın. Temizlenmen lazım. İnşaat işçisinin yapacağı şudur bakın. İnşaat işçisi sabahleyin namaz kılıyorsa yanına çantasına temiz elbiselerini koyacak. Gitti öğleye kadar çalıştı. Öğle yemek molası verildi mi? Verildi. Güzelce bir abdestini alırsın. Üzerine hemen çıkarıp onları giyer namazını kılarsın. Mesai başlıyor tekrar bir de diyelim ki tekrar giyersin. Gündüz zaten iki vakit namaz kılacaksın ya. Bir öğlen bir ikindiyi kılacaksın. Evet hocam. Şimdi ben bunları biriktireyim orada kılmayayım. Beş vakit evde kılayım. Bu şuna benziyor. Sabah kahvaltısı yapmayayım. Öğlen yemeği yemeyeyim. Akşam hepsini birden yiyeyim. Hocam ona şöyle de bakılabilir. Yani pis diyorsunuz namaz kılmıyorsunuz ama o pis dediğiniz yerde yemek yiyorsunuz ama. Karnınızı doyuruyorsunuz. Diğer ihtiyaçlarınızı şöyle görüyorsunuz. Işte, bu bir gerekçe aslında. Midenin ihtiyacı olduğu gibi ruhun da ihtiyacı var. Evet. Kendisi de çok mutlu değil. Halbuki orada o kılacağı öğle namazı var ya. Mesela sünnetleri yetiştiremiyor. Farzı kılsın en azından yetiştiremiyorsa. En azından değil mi hocam? Öyle bir onu rahatlatacak, huzur verecek ki yorgunluğu gidecek. Allah-u Teala mola ver diyor ya. Namaz, teneffüs yap diyor işte.
Yoksa biz vaktimizi sınırlayamıyoruz. Vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Ama Müslüman disiplinli olacak. Şimdi 5 vakit namaz kılan insanın o kadar disiplinli bir hayatı var ki. Sabah kalktım, namazımı kıldım, abdestimi aldım, duşumu aldım, elimi yüzümü yıkadım, secdeye gittim, duamı yaptım. Şimdi ne oldu? Sabahı öğleye kadar tanzim ettiniz. Öğleye kadar ne yapacağınız belli. Öğlen yine aynı şekilde. Her türlü bunalımdan, stresten, kavgadan, gürültüden, dedikodudan bir sıyrılıyorsun. Tekrar bir Allah'ın huzuruna gidip konsantre oluyorsun. Beynin, hücreler yeniliyor, ruhun, kalbin dinleniyor. Huzur geliyor, bir rahatlama oluyor. Hem abdestle hem secdede. Duaların kabul oluyor. Allah diyor ki kulum beni hatırladı. Fezkuruni ezkurkum. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. Bir Müslümanın ağzına Allah çıktığı an Cenab-ı Hak buyur ya kulum diyor. Buyur ya kulum diyor. Bundan daha güzel bir ibadet olur mu? Olur. Namaz ne güzel. Evet, hatta İzmir'den bir izleyicimiz var. Alo. Günaydın. Hayırlı günaydınlar. Yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Bulduk. Hocama iki tane sorum olacaktı. Elbette, buyurun. Buyurun efendim. Hocam, benim geçen hafta annemi kaybettim. Başınız Allah sağ olsun. Etsin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annem vefat ederken annemde hafif morarmalar oluştu. Evet. Sonra yıkanıp kefenlendikten sonra da aşırı morlar siyah karışım arasında bir renk oluştu. Bayağı bir kötü oldu. Evet. Onu sormak istiyorum. Bir de annemin mezarı kazıldığında daha cenaze gelmeden önce biz daha erken gitmiştik mezarla. Annemin mezarının içinde sinekler olduğunu gördüm. Bir de dün ablam mezar ziyaretine gittiğinde o sineklerin mezarın üstünde olduğunu görmüş. Bunları merak ettiğim için size sormak istiyorum. Birincisi, herkes ölecek, niyetiyle dirilecek. Ameliyle baş başa kalacak. Ölüm anındaki yanabilir, suda boğulabilir, göçük altında kalabilir. Katil tarafından hançerlenmiş, kurşunlanmış, kan revan içerisinde kalmış olabilir. Vücudu 3 gün bulunmaz, 5 gün bulunmaz, morarır, affedersiniz, kokabilir. Hani Yunus'un dediği gibi bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk suyla yuyalar, ben bir garip bencileyim. Yani onu sıcak suyla bile yıkayacak sıcak suyu bile olmayan garipler var. Bazen bir hafta evde kalıyor, kokuyor. Evet. Şimdi bu insan kötü bir insan mı? Hayır. Bu insan ölümü böyle ama dirilmesi, elbette ölürken de güzel ölmeyi, hani kelime-i şehadetlerle, dualarla ruhunu teslim etmek daha güzel. Ama bazen de böyle olur. Hiç umulmadık bir ölüm olabilir. Orada o bize bir şey vermez. Yani bu insan kötü öldü, kötü gidecek. Öyle değil. Evet. İkincisi mezar meselesi. Mezarlarımızı güzelleştirmek bizim elimizde. Sinek varsa ona göre işte ağaçtandır, bitkidendir, temizlik olmamıştır ondandır. Ona göre bir temizlersin, gül bahçesi haline çevirirsin. Güzel kokularla kokulandırırsın. Orası senin, onu yapabilirsin. O senin elinde. Başıboş bırakma. Bunlardan şöyle bir mana çıkarmamak lazım. Yani bir kötülüğü var ki başına bir sürü böyle öldükten sonra bir de şeyler geliyor. Bunu çıkarmak doğru değil. Nasıl yaşadı ona bakacaksın ve hüsnü şehadet yapacaksın. Bir insanın ölümünün ardında yapılan şahitlik Allah katında geçerlidir. Onun için ölülerinizi hayırla yad ediniz. Güzel yaşadı annem. Hayır sahibiydi, takva sahibiydi, ibadetlerle yaşadı diye dua edip mezarını da düzeltin derim. Evet, başka sorunuz var mıydı? Sağ olun hocam. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkür sağ ediyorum. Başınız sağ olsun. Günler, Allah rahmet etsin. Yine bir izleyicimiz Sümeyra Hanım sormuş hocam. Israrla diyor ki hocama lütfen sorun diyor. Benim annemle babam şu anda boşanma aşamasında. Babam anneme çok eziyet ederdi. Artık 60 yaşına geldi. Daha fazla dayanamadı. Annem boşanma kararı verdi.
Babam çocukları olarak bizi sorumlu tutuyor, anneme destek oluyoruz diye. Üç kardeşiz, bize sürekli beddua ediyor. Bu bedduaların bir geçerliliği var mıdır? Sürekli beddua edici mesajlar atıyor. Çok rica ediyorum diyor. Hocama sorar mısınız? Çocuklar annesine destek olacak tabii. Yani babayla arası açıldı diye anneyi ya da babayı göz ardı etmeyecekler. Babasına da boşananlar, yani ayrılanların çocukları annesine de babasına da aynı saygıyı gösterecek. Hatta daha fazla ihtimam gösterecek. Çünkü artık kolu kanadı kırıldı. İkisinin de belki bakıma muhtaç ihtiyacı var. Birincisi bu. Çocukların arasına girmek anne babaya yakışmaz. Küçük bile olsalar. Aldım, verdim, sende kaldı, bende kaldı. Kavgası olmaz. Çocuk ne istiyorsa olacak. İki, ya 60 yaşına gelmiş. 30 senelik evlisin. Veya 40 senelik evlisin. Boşanarak neyi çözeceksin Allah aşkına? Yani büyük eziyetler görmüş, çekmiş, çileler falan veya işte umulmadık şeyler olmuş, anlık bir farklı bir durum. Ona bir şey demem. Namus meselesidir, can meselesidir. Evet. O ayrı ama şöyle yapıyor hanımların bir kısmı. Ben onu anlamıyorum. Ben diyor 40 sene çektim bunun elinden diyor. Tamam, 40 sene çektin, çocuklarını evlendirdin, büyüttün, torun sahibi oldun. Şimdi diyor ayrılacağım diyor, artık çekmem diyor. Ya bu kadar niye çektin o zaman? Niye çektin? Kendine hayatı zindan ettin. Son zamanda da ayrılacaksın. Ayrılamayacaksın. Niye ayrılamayacaksın? Çocuğun hastalığı var, torununun düğünü var, sünneti var, bilmem ne var. Babayla gene oradan gitti, bana geldi. Hep her gün gene kafanda. Karşılaşacaksın. Yıkma yuvayı. Mümkünse yıkmayın. Evet. Bir yuva yıkılınca arş titrer. Allah'ın sevmediği bir helal. Helal bırak. Dinimizde eziyet yok. Bana eziyet ediyorsa boşanırım. Diğer Yahudilikte, Hristiyanlıkta öyle boşandın mı evlenmek de yok kolay kolay. Onlarda boşanma diye bir şey yok. Şimdi bizde böyle bir imkan var. Ama iyi istişare edeceksin. Bir anlık kızgınlıkla boşanıyorum demek meseleyi çözmüyor. Babanın bedduası tutar mı? Çocuklar ona takılmış. Haksız yere beddua ediyorsa kendine döner. Üstelik de. Tabii yani. Kendine döner. Allah ıslah etsin diye. Çocukların yaptığı bence doğru. Annesini boşan diye teşvik ediyorlarsa bu doğru değil. Eğer baba gerçekten hak etmediği bir şekilde karşılaşmış. Baba haksız da bazen de baba erkek haksız davranmış olabilir. Evet. Boşanan her kadın haklı anlamına da gelmez. İki tarafı da iyi dinlemek lazım ama burada ben öncelikle madem bu kadar sabrettin 30 sene 40 sene ortada da bir şey yok, dedikodu, o ne dedi, bu ne dedi, anama baktın, babama baktın, çocuğuma şöyle dedin, bunlardan dolayı 40 yıllık evlilik bitirilmemesi gerekir. Evet. Şimdi hocam, bir hemşerim Samsun Kavak'tan Hayrettin Üstündağ yazmış bize hocam. Buradan selamlar memleketime. Selam Mustafa hocam ve Nursel Hanım. Hayırlı günler, iyi yayınlar. Yapmış olduğunuz yayınlarla bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Sakal bırakmak isteyen bir kişi hanımının rızası olmadan sakal bırakabilir mi demiş. Ve bırakmak istiyor, demek ki eşi izin vermiyor. Şimdi sakal erkekte fıtri bir şey. Evet. Yani kadına Cenab-ı Hak sakalı çıkarsa anormal bir şey. Erkekte sakalsız olursa anormal bir şey. Biz onlara ne diyor? Köse diyoruz mesela. Sakalı çıkmamışa köse deniyor. Niye? Niye bir isim buluyoruz? Çünkü normali erkekte sakallı olması lazım. Şimdi fıtratı değiştirmeyi dinimiz ve peygamberimiz çok uygun görmüyor. Erkekte sakal çıkıyorsa erkek sakal bırakabilir. Bırakabilir. Şimdi saçı uzatmak, saç sahibi olmak nasıl fıtri bir şeyse, sakal erkek için de sakal fıtri bir şey. Ben fıtri bir şey için hanımımdan izin almak durumunda değilim. Bu fıtri bir şey yani. Ben erkeğim, ben niye sakalımı keseyim? Ama sakal bırakmak farz mıdır? Hayır, sakal bırakmak sünnettir. Daha önemli bir işleri varsa, çok daha önemli bir işe sakal o sırada müsait olmuyorsa sakalı feda eder, kökü kendisine gene bırakabilir. Hanımıyla
Anlaşırsa daha iyi ama bir hanımın bana sormadan sakal bırakamazsın deme hakkı yoktur. Yoktur. Evet. Yani artık bunu da anlaşsınlar, çok basit bir mevzu hocam. Yani. Tabii. Evet, ben bu arada hediyelerimizi hocam izninizle tanıtmak istiyorum. 3 tane çok güzel hediyemiz var, hatta 4 tane. Bir tanesi çok değerli bir hediye, kalemli Kur'an-ı Kerim. Geçen hafta da göstermiştik. Özellikle Kur'an-ı Kerim okuyamayanlar için bu şekilde kalemi tutarak dinleyebilirler ve Kur'an hocam hatim olur değil mi böyle dinleyerek? Tabii, böyle hatim olur. Yapabilirler. Mukabele dediğimiz şey öyle. Gerçekten çok değerli bir hediye. Kim akıl ettiyse hakikaten Allah razı olsun. İkinci hediyemiz özellikle bayanlar için Medine ipeği. Tril tril başörtüleri var burada. Yine ipekten başörtüler, böyle rengarenk, çok güzel gerçekten. Güzel de seçilmiş. Şükran Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve yine Gerçek Kuka'dan tesbih. 4 tane hediyemiz var. Bu 4 tane hediyeyi kazanabilmek için programımızı izliyoruz. 4 tane şifre vereceğiz. Hatta 3 tane galiba, daha da basitleştirdik takip edin diye. 3 tane şifre vereceğiz. Bu şifreleri bilen ve programın sonunda ilk bizi arayan ilk 4 izleyicimize bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Ben de vereyim, bitmedi. Buyurun hocam. Buyurun. Bu yayın esnasında ben bir soru soracağım. O soruyu Instagram hesabımdan doğru cevaplayan ilk kardeşimize, ya da seçeceğiz ilkini bulamazsak, bir kitap hediye edeceğim inşallah her hafta. Kendi kitaplarınızdan değil mi hocam? Ben kendi kitabımdan inşallah. İkisi de gerçekten çok değerli ve özellikle evet. Biz hanımların, erkekler de okusun tabii ki de evet. Ama hanımlar için de çok faydalı iki tane Ahlak-ı kitap. Ahlak-ı Muhammedi ve 300 etkili dua. Evet. 300 dua inşallah. Evet, şimdi hocam asistanlarımızdan Dilara bizim mikrofonumuzu aldı, sokağa çıktı. Bir de halka sorular sordu. Birkaç tane böyle soru alalım. Hocam selamünaleyküm. Hocam bir sorum olacaktı. Tanrı kelimesi Yüce Rabbimiz için kullanılması uygun mudur diye soracaktım hocam. Teşekkür ederim. Hocam Tanrı seni korusun derler. Böyle esprili de olsa söylenir hocam. Bir sakıncası var mı? Şimdi Tanrı kelimesi Türkçe Tenkri kelimesi. Farsçası Hüda. Evet. Arapçada ilah. Bunlar ilah. Türkçe Tenkri, Farsça Hüda. Şimdi ilah seni korusun deyince biraz garip geliyor değil mi? Evet. İlah seni korusun. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illahu. Bizim ilahımız tektir, o da Allah'tır. Kul huvallahu ahad, Allah'tır. O zaman bizim ilahımızın adı Allah'sa, Allah seni korusun varken niye Tanrı seni korusun diyelim. Ama şöyle bu anlamda, la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Cenab-ı Hak ilah kelimesini kullanıyor. Yani Tanrı kelimesini kullanıyor. Hüda kelimesini kullanıyor gibidir bu. Ne demek? Mesela Mevlid'de de Süleyman Çelebi der ki andan artık Tanrı yok. Tanrı'yı orada kullanır. Allah'tan başka Tanrı yok. İşte burada kullanabiliriz. Allah'tan başka Tanrı yok. Allah'tan başka ilah yok. Burada kullanırız ama Tanrım yerine Allah'ım demek. Daha Allah'ın doğru. Koyduğu lafzayı celal ismi. Şimdi Allah kelimesi tahtamız nerede? Tahtamız. Tahtayı hazırlamadık mı? Sen tahtanı ver bana. Tamam, ver hocam. Bir de kalem ver. Bak ben oraya ne yazayım. Şimdi Allah kamera alıyor mu? Önce yazayım şöyle. Allah. Değil mi? Allah kelimesinde bak elifi atarsak lillah oluyor, o da Allah demek. Lamı kaldırsak lehu oluyor, o da Allah demek. Bu lamı da kaldırsak hu oluyor, o da Allah demek. Buna lafzayı celal deniyor. Yani Allah'ın en güzel ismi bu. Bir de Cenab-ı Hak bize emrediyor. Diyor ki Estağfirullah ve lillahil esmaül husna fed'u biha. Allah'ın güzel isimleri var. Onlarla çağırın Allah'ı. O zaman Allah'ın güzel isimlerinden ne var? Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mümin, Ya Müheymin, Ya Aziz, Ya Cebbar, Ya Mütekebbir.
Bunlar Allah'ın ismi ama Allah'ın isimleri arasında Esma-i Hüsna'da Tanrı var mı? Yok. O ilah anlamındadır. O zaman bir daha versinler şeyi. Ne sordu arkadaşımız? Yani Tanrı diye hitap etmek bir sakıncası duada var mı? Duada Tanrım diye. Evet. Duada Allah'ım diye hitap etmek daha güzel olur. Evet. Hocam Aydın Efeler Diyarı'ndan bir izleyicimiz çok güzel bir mesaj yazmış. Okumak istiyorum izninizle. Selamun aleyküm Aydın Efeler Diyarı'ndan sonsuz selamlar. Bizden de sizlere selam olsun. Sayın muhterem hocam ve kardeşim, verdiğiniz çok güzel ve değerli bilgiler için sonsuz teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar dilerim. Selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Allah sizlerden ebeden daimen razı olsun. Amin. Görevlerinizde sonsuz başarılar dilerim demiş. Ne güzel bir dua. Dualarımızda buluşalım inşallah. Sizleri annem ve eşimle beraber severek izliyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Nurettin Kara, Efeler Diyarı Aydın'dan. Selam olsun Nurettin evet, kardeşimize. Biz de annenizin elinden öpüyoruz. Evet, şimdi diğer bir sokak sorumuzdan bir tane daha alalım. Selamun aleyküm hocam. Benim sorum, dede yetimi denilen mirastan çocukların hakları nelerdir? Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Evet şimdi hocam. Dede yetimi olan, mesela babası ölmüş, dedesi yaşıyor olan çocuk, amcaları, halaları vesaire varsa o doğrudan mirasçı olamaz. Yani ama babasından dolayı olamaz mı hocam? Babası dedesinden sonra ölseydi olurdu. Babası önceden ölmüş. Şimdi babası öldüğü için mirastan düşer. Babasına miras düşmez. Aa hocam. Tabii. Biz ya hocam. Yok, babasından miras ama düşmediği için. Ama neticede kardeşlerden bir tanesi hocam. Elbette ki itiraz etme hakkım ölmüş. Yok, kusura bakmayın i̇şte hocam. Dede yetimi diyor ona. Babası öldüğü için. Babası ölmeseydi, dedesi miras bıraktığında babası pay alacaktı. Evet. Ama kardeşler varken yeğenlere, torunlara miras düşmez. Önce kardeşleri olmasa doğrudan toruna geçer miras. Yeğenlere geçer. Kardeşler, çocukları yoksa, çocuk varsa asıl olan çocuktur. Yani bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, üç kız, üç erkek. Erkeğin biri ölmüş. Çocukları da var ama ölmüş. Bu adam, bu artık mirastan düştü o. O mirastan düştü. Yani dede ona bir miras bırakamaz ki. O ne miras alacak? Hocam şöyle, toruna bırakamaz ama neticede babası onun evladı olduğu için babasının hakkı olduğunu tabii biz düşünüyoruz. Babasının yani hakkı, işte babası ölmese alacaktı. Babası öldüğü için doğrudan miras kardeşlere kalır. Orada olanlara kalır miras. Miras şöyle bir şey. Daha önce dedesinin bağış yaptığı vardır. Mesela demiştir ki bu ev senindir babasına. O kalır ona. Babasının malı kendine, çocuğa kalır. Ama babasının olmayan dededen mirası kalmaz. Yani babasının malı varsa çocuğa tabii kalacak. Onu demiyorum. Konuştuğumuz o değil. Babası ölmüş bir çocuk, dededen babası miras almadıysa o dedenin mirası varsa çocuklarına kalır, torunlarına kalmaz. Yani şöyle düşünün. Ben babamdan miras alacağım. Ben miras alırken bir de benim çocuğum da dedesinden miras alacak. Böyle bir şey olur mu? Ben alıyorum zaten. Oğulları, kızları alır, varsa torunları almaz miras. O şekilde olur. Evet. Bir soru daha alalım. Bunu da şunu kastetti. Dede yetimine, o zaman dedesi şey yapar. O da yetim olduğu için, babası öldüğü için dedesi ona ayrıca sadaka verir ya da hayrın hasenatını yapar. Ona mani bir şey yok. Evet. Alalım hemen bir sorumuzu daha. Selam aleyküm hocam. Size bir sorum var. Sabahları ezan okuyunca doyuyorum, ezana doyuyorum, kalkmak istiyorum, böyle bir halsizlik falan oluyor. Acaba neden öyle oluyor, onu sormak istedim. Namaz kılmak istiyorum sabahları, halsizlik, üşüme falan oluyor, kalkamıyorum. Bazen kalkayım, bazen kalkamıyorum. Bunu sormak istiyorum. Sadece sende olmuyor ki. Bir sor millete. Şimdi insan dağları kaldırırmış da yorganı kaldıramazmış. Üzerindeki yorganı kaldırmak zor. Onun için kalbi iyi kurmak lazım. Şimdi ben bazen saatimi kurayım, kalbimi kurayım diye düşünüyorum. Kalbimi kurayım diyorum. Saat gibi dakikasında kalkıyorum.
Yani bir ikinci bir mesele, bu insanlar uyuyorlar, yatıyoruz, uykumuz geliyor ama çoğumuz yorgun kalkıyoruz. Değil mi? Bunun birçok sebebi var. Birinci sebebi vitamin eksikliği. B vitamini, D vitamini insanda aşırı yorgunluklar yapıyor. Özellikle kansızlık vesaire. Vücut tamamen sükunete geçince fazla da yattığında o yorgunluk artık hissedilmeye başlıyor. Vitamine dikkat etmek gerekiyor. Erken yatmaya, vakitlice uyumaya. Mesela şöyle 10 ile 1 arası o 3 saat uyumak 8 saate bedel diyorlar. 9 saate bedeldir. Mesela 10'da yattınız, 1'de kalktınız. Dinç bir halde kalkarsınız. 1 ile 3 arası uyumak 6 saate bedel. 3 ile diyelim ki 6 arası uyumak ya da 6 ile 9 arası uyumak, uyumak sayılmıyor. Uykunun da önemi var. Bir de sabah namazına kendinizi alıştırdıysanız, bedeniniz yorgun da olsa, uykusuz da kalsanız, yatakta durduğunuzda sizi bir şey uyarır sürekli. Hatta kulağınıza ses gelir. Kalk, kalk, kalk diye. Ya da Ayşe, Fatma diye çağıranlar olur sizi. Ya da kötü rüyalar görmeye başlarsınız. Hadi kalk. O namaza alışkanlıkla alakalıdır. Şeytan şöyle aldatır. Bakar ki namaz kılma diyemez. Kılacak namaz. Yani 5 dakika uyusan ne olacak der. 5 dakika uyutur seni. Bir bakarsın güneş falan doğmuş. Çoktan bir saat geçmiş. Buna aldanmamak lazım. Şeytanın tehir ettirme hastalığı vardır. Evet. Geciktir, geciktir, tehir et. Yarın yaparsın. Yarın yaparsın, böyle atlatır. Şeytana uymamak Şeytana lazım. Şeytana uymayacaksın. Evet. Ve iyiliklerle, ibadetlerle doldurduğumuz her saatimiz bizim için ne güzel, kıymetlidir. İnşallah hocam. Şimdi ilk şifremizi ben vermek istiyorum. Peygamber Efendimizin isimlerinden bir tanesi Münzir. Münzir. İlk şifremiz. Uyaran. Uyaran anlamında evet. Mı hocam? Uyaran. Evet. Bir sorumuzu daha alalım. Mustafa Karataş hocamız zaten severek izliyoruz ve dinliyoruz televizyonlardan. Hocamıza bir sorumuz var. Televizyon, radyo veya başka bir cihazda mukabele dinlemekle hatim yapmış olabilir miyiz? Olur. Sonuçta telaffuz, lafız ses haline geldiğinde Kur'an oluyor. Yani okunan şeye kıraat diyoruz. Kur'an, kıraat aynı kökten geliyor. Kara'e, okudu demek. İkra, oku demek. İlk emri Kur'an'ın. Bu ses bize teyipten de gelse, dağdan da gelse, televizyondan da gelse, bu sesi biz, hatta komşudan bile gelse, bak, komşunun hatmini biz evimizde kendimiz dinlesek, o fazla açmış diyelim ki, aynı şekilde biz de okumuş oluruz dinlersek. Ha, dinleyerek de hatim tabii, olur dinleyerek, diyorsunuz. Dinleyerek, dinlemeye biz mukabele diyoruz. Yani dinlediğin evet. Şeyi bir takip edersen ya da dinlemiş olmakla hatim ya da mukabele yapmış olursun. Secde ayeti geçtiğinde de secde yapman gerekir. Televizyonda secde ayeti okundu. Kur'an'da secde ayetleri var 14 yerde. Onu televizyonda da dinlesen, teyipten de dinlesen secde ayeti de gerekir. Evet. Hemen hocam bir WhatsApp sorusu daha alalım. Bir görüntülü sorumuzu daha alalım. Hayırlı sabahlar hocam. Benim bir sorum olacak. Bir komşum var. Kendisi internet sitelerinden biyoenerji üzerine kayıt olmuş. Ve ismini, anne adını söyleyerek baktırmış kendisine. Ve işte üzerinde büyü olduğunu söylüyor. Buna da büyü demiyorlarmış, mühür diyorlarmış. Ama buna gerçekten çok fazla inanıyor. Kur'an'da büyü geçtiğini biliyorum ama hocam buna inanmak ve bu şahısların söyledikleriyle hayatını yönlendirmeye çalışmak ne derece doğrudur dinimizce? Bir komşu hakkı olarak kendisine bunu nasıl anlatmalıyım, nasıl ifade etmeliyim, bu inancı ne derece doğrudur, ne derece yanlıştır, bunu bana
açıklarsanız çok sevinirim hocam. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler diliyoruz hocam. Evet, buyurun. Biyoenerjiye inanmak hocam ve onların söylediklerini dikkate almak insanı küfre götürür mü hocam? Biz bu tür konularda ölçümüz Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisler, sünnet-i seniyye. Oraya bakacağız. Yani Kur'an-ı Kerim bize dua ederken, başımıza bir olay geldiğinde nasıl davranacağımızı, kimden bileceğimizi, nereden bileceğimizi hepsini bize açıklıyor. 6666 ayet ortalama öyle söyleniyor. Şimdi 600 sayfa Kur'an-ı Kerim var. Cenab-ı Hakk'ın indirdiği vahiy var. Bu vahiyde böyle bir şey var mı? Onlara bakacağız. Evet. Özellikle bu büyüyle ilgili ya da insanın başına gelecek kaderle ilgili konularda ayetler var. Bunlardan en önemlisi Bakara 102. ayet-i kerimesi. Bakara 102. ayet-i kerimesi. Orada ilk olarak diyor ki büyü ve sihir var. Böyle bir şey var. Varlığından bizi haberdar ediyor. Diyor ki Babil'de Harut ve Marut isimli iki melek insanlara imtihan için size bir takım tılısımlar, şifreler öğreteceğiz. Ama bunu kötü yolda kullanırsanız imtihanı kaybetmiş olursunuz. Ki kaldı ki diyor Allah'ın haricinde hiç kimse kimsenin evliliğini yıkamaz, kaderini değiştiremez. Siz bu işlerle uğraşmayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize şunu söylemiş oluyor. Böyle bir meslek var. Uğraşıyor birileri. Tılsım yapıyor. Kendine göre işte gaybi bilmeye çalışıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in bize uyarması nedir? Sen bu işlere bulaşma. Bulaşırsan satın aldığın şey cehennemdir diyor. Ne kötüdür ve cehennemdir. Müslüman böyle şeylerle uğraşmayacak. O zaman bunlarla uğraşmaya haram diyoruz. Evet. Peki inanacak mıyız? İnanması şöyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ki ya Resulallah bir Yahudi genci var, gelecekten haber veriyor. Gaybı bildiğini söylüyor. İşte insanlara muska yapıyor, büyü yapıyor. Allah Resulü de gelin diyor, ben onun foyasını meydana çıkarayım, size göstereyim gaybı bilemeyeceğini. Ashabını yanına alıyor. Gidiyor o Yahudi gence, diyor ki sen gaybı bildiğini söylüyorsun öyle mi? Evet diyor, ben diyor biliyorum diyor. Peki diyor, ben aklımdan bir şey tutayım diyor. Sen de onu bil o zaman diyor. Hadis-i Şerif Buhari'de geçiyor bu. Peygamberimiz aklından bir şey tutuyor. O Yahudi genci de duh 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 diyor. Ne tuttum deyince duh diyor. Bilemedin, yalancı diyor. Bir daha böyle insanları kandırma, gaybı biliyorum diyerek çıkıyorlar. Ya Resulallah aklından ne tutmuştun? Duhan suresini tutmuştum. Duhan suresi ile duh arasında bir bağlantı da var. Buradan şu ortaya çıkıyor. Doğru bilemezler. Bazen tutturabilirler. Gönüldeki de gayb mıdır değil midir tartışılıyor zaten. Yani gönlünden geçen artık gayb olmaktan çıkmıştır. Mesela gönlünden bir şey tut diyorum ben sana. Evet. Tutuyorsun. Ben de diyorum kağıt diye tuttun diyorum. Aa bildin diyoruz. Niye? Çünkü artık sen gönlüne gelince ben onu orada okuyabilirim. Artık zihin okuma makinaları bile var. Yalan makinaları var. Senin yalan söylediğini ortaya çıkarıyor. Bunlar olabilir ama gene bilemezler. Sonuçta böyle bir biyoenerji bana ismini ver. Bana annenin adını söyle, ben senin kaderini söyleyeyim. Konusu geniş bir konu. Evet. Onu biraz sonra inşallah evet. ele bugün, alalım. Bugün zaten hocam bugün aynı zamanda burçları da burçları konuşurken onu konuşalım. Evet, evet. Yani isimden hareketle, burçtan hareketle kişinin geleceği, kaderi okunabilir. Evet. Şimdi bir tane daha sokak sorusu alalım. Ve küçük bir araya gireceğiz. Selamünaleyküm hocam. Yayınlar. Benim ruhum daralıyor ve hedeflerime ulaşmak için hani birkaç öneriye ihtiyacım var. Öneride bulunur musunuz acaba? Yani içi daralıyor, sıkılıyor. Hepimizde zaman zaman olmuyor mu? Oluyor. Evet. Şimdi hocam kısa bir araya giriyoruz. Aradan sonra sizden rica edeceğiz zaten. Yine böyle kendimizi iyi hissetmediğimizde ne okuyabiliriz? Bize ne tavsiye edersiniz? İzleyicilerimizin, seyircilerimizin de burada belki soruları olacaktır. İnşallah. Reklamlara giriyoruz. Reklamlardan sonra Safer ayı bela ayı mıdır? Bunu öğreneceğiz hocamdan. Kısa bir ara. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Benim ruhum daralıyor ve hedeflerime ulaşmak için hani
Birkaç öneriye ihtiyacım var. Öneride bulunur musunuz acaba? Evet hocam, buyurun. Hepimiz hayatımız boyunca sıkılıyoruz, daralıyoruz. Bize ne önerirsiniz hocam? Şimdi birkaç öneri olabilir. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından insanın gönlünü açan, ferahlatan, geçen hafta da konuştuk. Mesela Ya Fettah onlardan biridir gönlünü açmak için. Yine Elem Neşrah Leke suresi en güzel dualardan biri. İnşirah suresi. Onu verelim. Evet arkadaşlar, okuyalım rica hatta edelim. Herkese darlığı olanlar. Evet. Hocam buyurun. Gönülleri... Şükran Hanım da ekrana verdi. Ekrana mı verdi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben söyleyeyim, siz de tekrar edin. Olur, ki hep beraber tekrar edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Elem neşrah leke sadrak. Ve vada'na anke vizrak. Ve vada'na anke vizrak. Ellezi enkada zahrak. Ellezi enkada zahrak. Hocam rak mı diyeyim, rek mi diyeyim? Zahrak. Doğru mu telaffuz ediyorum? Ra'lar üstün olduğu için, fete olduğu için kalın okuyoruz. Zahrak. Kef ama bu. Zahrek dersek olmaz. Zahrak tamam diyeceğiz. Ve rafa'na leke zikrak. Ve rafa'na leke zikrak. Fe inne ma'al usri yusran. Fe inne ma'al usri yusran. İnne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Fe izâ ferâte fensab. Fe izâ ferâte fensab. Ve ilâ rabbike fergab. Ve ilâ rabbike fergab. Burada Allah-u Teala buyuruyor ki, Elem neşrah leke sadrek, biz senin göğsünü açmadık mı? Yarmadık mı? Genişletmedik mi? Peygamberimize diyor ama burada bize de aynı zamanda bir inşirah da kendisinde zaten bir açma var. Ve vada'na anke vizrak, biz senin orada efendim günahlarını kaldırmadık mı? Oraya efendim ellezi enkada zahrak, senin sırtına o binen yükü biz kaldırmadık mı? Yani biz, Allah-u Teala diyor ki biz seni ferahlattık, göğsünü açtık, yükünü kaldırdık. Ve rafa'na leke zikrak, senin zikrini yücelttik. Adını her tarafa andık. Ne kadar güzel. Fe inne ma'al usri yusran, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Fe inne İnneme al usri yusran, şüphesiz her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Feyza ferahat efensat, o halde bir işini bitirdiğinde, bir işten boşaldığın zaman başka bir işe giriş. Ve ila rabbike fergab, ve Rabbine rağbet et, Allah'a yönel. Birincisi bu duada okunur. İnşirah suresi okunur. Evet. Bir de Taha suresinde 25 ve 28. ayetler var. Kısa. O da hepiniz biliyorsunuz. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukteten min lisani yefkahu kavli. Bunu Musa Aleyhisselam da dilindeki bağı çözmesi için Allah'a dua ederken söylüyor. Hocam ben bunu de yayına girerken okuyorum hocam. Rabbi şrahli duasını. Evet, evet. Bu da okuyorum. Çok güzeldir. Hem dilimizdeki bağı çözer hem de gönlümüzü ferahlatır. Şimdi duanın ayrıca bizi bir defa koruma kalkanı oluşturur, korur. Ayrıca bir faydası daha var. Cenab-ı Hak der ki, kulum bana sığındı, ben onu sığındırayım. Allah kendine sığınanı yardımsız bırakmaz. Amin. Cenab-ı Hak bütün daralma... Merhabalar Özlü Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, buyurun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hocama da selamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Hocam geçen bir mevzu oldu. Komşumun eskimiş, yıpranmış bir Kur'an-ı Kerim'i yaktığını anlattı bana. Bunu nasıl... Kur'an-ı Kerim hani yıpranmış, eskimiş Kur'an'ı nasıl yok edebiliriz? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi normal eski yazılardan olsaydı, yani ismi rekkebiyle yazılıyordu eskiden, bunları suya atıyordun, çözülüyordu. Evet. Ama şimdiki kitapları suya atsan da çözülmüyor. Yakmak yerine Kur'an-ı Kerim'in iki yol var. Birincisi, onu mücellitler, katipler, hattatlar eksik sayfalarını yeniden yazabilirler. Eksik sayfalarını başka bir yerden alıp tamamlayabilirler. Birinci yol bu, en doğrusu bu. Bir camiye götüreceksiniz eksik olan, silinmiş olan Kur'an-ı Kerimleri. Onlar tamamlayacaklar ve camiye vakıf olacak, hayır gelecek, okundukça sevap gelecek. İkinci yolda yakmak yerine eskiler kitaplarını
Kur'an'ları değil de kendi kitaplarını toprağa gömenler olmuş mesela. Doğrusu odur. Toprağa gömmek. Hocam ben de dedim ki yakmak hani denize değil. Atsaydın tabii. Ya da toprağa gömseydin tabii. Ya dedim. Suya aynen olur, öyle söyledim ya da hocam toprağa ben gömülür de. Ama yakılmaz. Kur'an evet ki. Ben de öyle biliyorum. Aynen öyle söyledim. Yani yakılmadığını doğru biliyorum. Doğru yönlendirmişsiniz. Evet. Evet. Sanırım bir sizin bir sorunuz vardı. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam kardeşim. Ben bir şarkı sözüyle ilgili bir şey soracağım da benim de dinlemiş olduğum bir şarkı. Sözünde diyor ki Tanrı unutmuş olsa da diyor. Bu günah mı? Ben dinliyorum yani. Ben de buna ortak oluyorum ama günah giriyor muyum? Evet, birçok şarkıda hocam böyle benzetmeler. İşte seninle cehennem, cennet ödüldür bana diye aynen, bir öyle. Söz var doğru. Mesela. Ya bir bu... soru daha vardı herhalde. Bir sormak isteyen sizindi. Sizi tanıdık mı bu arada? İsminizi alalım. İpek ben. İpek Hanım, tamam. Size vereyim ben mikrofonu. Buyurun, sizi tanıyalım. Ben Asiye. Merhaba hocam. Merhaba. Hayırlı yayınlarınız olsun. Sağ olun. Ben hatim indiriyorum da Türkçeden olur mu? Siz daha iyi bilirsiniz. Türkçeden derken nasıl Türkçeden? Yani Latince diyorlar ona ha, herhalde. Yasin diye yazıyor Türkçe. Ha, evet evet. Yasin vel Kur'an. Latin harfleriyle yazıyor. Ya Arapça bilmiyor musunuz? Arapçayı öğrenmek istedim ama beceremedim yani başaramadım. Peki. Onu da söyleyeyim. Şimdi peki ben alayım mikrofonu. Efendim şimdi şarkı sözleri. Şarkılarda ve şiirlerde mübalağa olur. Mübalağa olur. Bu mübalağayı doğrudan küfür sözler olmadıkça küfür kabul etmemek lazım. Yani doğrudan işte haşa Allah yoktur, peygamber yoktur falan işin içerisine bunu sokarsa o küfürdür. Bunu biz de söyleyemeyiz, tekrar edemeyiz. Tekrar edene de biz ona icabet edemeyiz. Fakat öyle bir mübalağa yapıyor ki işte seninle cehennem ödüldür bana diyor. Aslında burada adama gel cehenneme gir demez. Eşinin de ya da sevdiğinin de cehenneme gitmesini istemez. Buradaki derdi senden ayrılamam vurgusunu böyle yapıyor. Peki manevi kutsal değerler böyle şarkı sözlerinde gelişigüzel kullanılabilir mi? Buna dikkat etmek lazım. Çünkü bunlar nerede duracağı bilinmezse sıkıntı yaratabilir. Ancak şu da doğru değil. Sen böyle dedin, cehennemi boyladın. Sen böyle dedin, dinden çıktın. Ölçün ne kardeşim? Küfür sözler diyor şimdi. Küfür sözleri. Küfür sözler. Kur'an-ı Kerim diyor ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Kur'an'ın buyruklarını inkar ederse insan, Allah'ı, peygamberi, cenneti, cehennemi, işte namazı, orucu, zekatı inkar ederse kafir olur. Böyle bir şey yok, uydurma derse kafir olur. Ama bunlarla ilgili şiir yazmış vesaire yapmış. Buradan da sen kafir oldun demek de o da dini bilmiyor. Din öyle hemen herkese kafir damgasını vurmayın diyor. Çünkü kalpleri bilen Allah'tır. Kastettiği nedir ona bakılır. Kastettiği ben bunu kastetmiyorum. Ben cehennemi Allah korusun niye gireyim? Ama bundan ayrılmak bana böyle gelir. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek'in Mehmet Akif'i bir eleştirisi var. Mehmet Akif diyor ki Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen ya da savaşan gazilerimizi, Mehmetçiklerimizi övmek için Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Bedir'in aslanları. Bedir'e katılanları Allah cennetle müjdelemiş. Mücahitleri, muhacirleri. Mehmet Akif de diyor ki siz ey Türk askeri Bedir'in aslanları sizin kadar ancak şanlıydı yani. Burada tabii onlar şanssız değildi, onlar sizin gibi değildi anlamında çıkmıyor. Fakat bunu da Necip Fazıl diyor ki kendi tabiriyle halt etmiş diyor. Şimdi şairler arasında kıskançlık oluyor. Ya da şey oluyor, böyle bir sataşmalar oluyor. Halbuki Mehmet Akif orada Bedir'in aslanlarını küçültmüyor. Türk askerini büyütüyor. Evet. Onu övüyor, onu övmek için yapıyor. Yoksa seninle cehenneme ödüldür bana diyen hiç kimse cehenneme girmek istemez. Niyetini sorguladığımız ama buna hemen küfür demek. Bazı kardeşlerimin hocaları, hoca arkadaşlarımın her söze küfür. Bunu söylersen dinden çıkarsın, bunu söyle küfre girersin.
Bu da doğru değil ama şarkıların yine sözlerine dikkat etmesi lazım. Mesela felek, şimdi burçları konuşacağız ya. Evet. Felek ne demek? Kahpe felek diye şarkılar var değil mi? Felek, burç, kader demek. Burçlar, kaderleri şey yapıyor. Şimdi bu felekiyat aslında yıldızlar demektir, gökyüzü demektir. Peki kaderle ne alakası var? Eskiden insanlar kaderin burçlardan kaynaklandığını, şey Mezopotamya'da o öyle bir kültür vardı, yıldızlara tapanlar öyle anlıyorlardı. Şimdi biz döndük dolaştık, modern çağda gene yıldızlara tapınmaya başladık. Herkes yıldızlara göre evleniyor, yıldızlara göre boşanıyor. Evet. Hocam Instagram hesabımızdan hanımefendinin sorunu canım abını vermiş miydik hocam? Latince Türkçeden, Kur'an hatim yapıyorum dedi. Türkçeden açtık Kur'an-ı Kerim'i. Yasin, Y-A-S-İ-N yazıyor mesela. Vel Kur'anil Hakim, işte V-E-L. Böyle yazıdan okuyoruz, Arapçasından okumuyoruz, orijinal okumuyoruz. Onu bir hocaya, hanımı hocaya dinleteceksiniz. Diyeceksiniz ben böyle okuyayım bakalım oluyor mu? Harfleri tam çıkaramıyorsak, manayı bozuyorsak tamamen olmaz. Ama mana bozmayacak kadar harflerde ufak tefek hatalardan dolayı o okuma olur. Hatim de bu şekilde yapabiliriz. Evet. Hocam bir izleyicimiz çok güzel bir soru sormuş. Ben de o kelimeyi çok kullanıyorum. Nacizane benim de bir sorum var. Cevaplarsanız çok sevinirim, teşekkür ederim demiş. Bazen insanlar için ıslah etsin deriz. Fakat ıslah kelimesi ölüm demekmiş. Mesela hayvanların ıslahı ölümmüş ama insanlarda ıslah denince onlara ölsün demiş gibi oluyormuşuz. Ne kadar doğru demiş hocam. Hiç doğru değil. Ben de çok kullanırım. Allah ıslah etsin. Hayır, şöyle derim. Bak. Islah kelimesi ölüm değil. İtlaf kelimesi. İtlaf kelimesi hayvanlar için öldürme anlamına geliyor. Telef etme. Salah kelimesi bir meyve olgunlaşırsa salah olur. Olgunlaşmış olur. Bir insanın sıhhati yerindeyse salih olur. Salah olur. Islah ise afiyet vermektir. Sağlıklı yapmaktır. Ölümle hiç alakası yoktur. Bilakis iyi temennilerde tam buluyoruz. Tersi, İyi olsun diyoruz. Tam tersi. Evet. Ancak Allah ıslah etsin sözüne karşı çıkanlar var. Niye? Hep tahta arıyorum bugün. Allah ıslah etsin sözü diyor ki ıslah edecek olan biziz. Her şeyi Allah'a havale ediyoruz. Ya sen elinden geleni yap. Bu kötü mü? Kötüleri düzeltelim. Kötülerle... Hocam düzelmiyorlar hocam. Düzelmiyorlar. Şöyle yani. Düzelmiyorlar. Kötülük nasıl düzelir? Bir, ya iyiye tebdil edersin ya kötülüğüne mani olursun. Mesela zalime yardım edin diyor Peygamberimiz. Ya Resulallah zalime de mazluma da yardım edin. Nasıl edeceğiz zalime mazluma ederiz de zalimin zulmüne engel olursanız zalime yardım etmiş olursunuz. Kötüye engel olursan kötüye yardım etmiş olursun. Yani Allah düzelsin. Ya biz düzelteceğiz. Allah bize bırakmış. Bize korktun mu? Yoksa öyle korktum hocam. Biraz öyle birden şey yaptım. Mikrofon yok. Biz, konuşuyorsunuz bak, ama. Bak elimizden geleni yapacağız. Men ra'a minkum münkeran felgayyirhu biyedi. Gücünüz yetiyorsa dil elinizle. Fe in lem yestatife bi lisanih. Gücün yetmiyorsa dilinle. Fe in lem yestatife bi kalbi. Kalbinle. Bunları yapmıyorsun. Allah düzelsin. Sen de bir şey yap. Biz toplum olarak hep işi Allah'a havale edin. Allah yapsın. Allah sen yaparsan, adım atarsan Allah gerisini getirir. Ama sen yan gelip yatarsan Allah rızkımı versin. Çalış çalış. Sonra karşılığını öyle iste. Allah ıslah etsin sözüne bu anlamda karşı çıkan hocalar var. Alimler var. Yani bir anlamda doğru. Ama sonuçta biz yaptık yapacağımızı. Hidayete, Allah ıslah etsin. Hidayete erdirsin. Hidayet Allah'tandır. Oluyor. O anlamda söyleriz. Allah ıslah etsin. Evet, ben yapacağımı yaptım. Evladıma yaptım. Anne babama yaptım. Komşuma yaptım. Arkadaşıma yaptım. Ne yapayım? Ama gene kötülük gördüm. Hani diyenler var. Allah ıslah etsin. Bu söylenir burada. Hocam. Şimdi teşekkür ikinci ederim. Şifreyi vereceğim ve bir izleyicimiz varken bütün kadınların özellikle merak ettiği bir soru var hocam. Kadriye Hanım sormuş, hemen sormak istiyorum. Hocama sorum olacaktı. Regl iken diş dolgusu yapılır mı demiş hocam. Ya özel hallerde, hastalık hallerinde, cünüpken vücudumuzdan ameliyat olmak, diş dolgusu yaptırmak ya da efendim bir başka şekilde protez taktırmak, bunların hiçbir mahsuru yok.
Çünkü önce sağlık. Allah'tan ne istiyorsun demişler. Allah'tan sağlık, devletten aylık. Abi, güzelmiş, güzel bir dua. Evet. Evet hocam. Yine bir izleyicimiz hocam Mehmet Emin Arpa yazmış. Diyarbakır'dan selamlar. Bizden de Diyarbakır'a selamlar olsun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Benim 2 yıl önce çocuğumu kaybettim. Her gün kabristana gidiyorum. Bunun dinen günahı var mı hocam? Bazı insanlar ölülerinin her gün giderler, ziyaret ederler mezarlarını. Bunun bir sakıncası var mı hocam? Dinimizde ölünün ardından yas 3 gündür. Her günü, ömrü tamamını yas haline geçirmek çok doğru değil. O bakımdan ölüyle ölünmez. Ancak ciğeri yanmış, parçası kopmuş. Biz ona da bir şey diyemeyiz yani. Gidebiliyor, işlerini aksatmıyorsa, dünyayı karartmıyorsa, başkasının hakkına tecavüz etmiyorsa gitsin. Gitmekte bir sakınca yok diyorsunuz. Bir müddet daha gider. Sonra tabii yorulacak şekilde de yapmasın, kendine kıymasın. Yani. Evet. Ama kolay değil, Allah evlatla imtihan etmesin. Amin, amin. Evet. İkinci şifreyi vereceğim ama izleyicimiz bayağı bekledi. Alo. Alo. Alo, buyurun efendim. Kusura bakmayın, sizi biraz beklettim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Buyurun. Ben kocama bir soru soracaktım mı? Tabii, o Trabzon'dan. Buyurun. Buyurun. Hocam, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam, ben Trabzon'dan arıyorum hocam. Şöyle bir sorunum var benim hocam. Buyur kardeşim. Hocam, ben 30 ay önce hocam bir ameliyat oldum. Evet. Ondan sonra hocam, annem beni hocaya getirdi. Dinimizde hoca, nuska, kitap açma var mı hocam? Ne ameliyat oldun? Apandis ameliyatı oldum hocam. Ondan sonra hocam böyle bir darlık oldu bende. Bunaltı oldu bende hocam. Yerimde duramıyorum hocam. Sıkıntı oldu bende. Annem beni bir hocaya getirdi. Hoca bana kitap açtı. He. Hocanın demesi eline büyü yapıldı. Sende nazar var, nuska var. Ve bana nuska yaptı hocam. Dinimizde bu ne kadar doğru bir şey? Düzeldi mi muskadan sonra? Hayır hocam ya. Gidip adama deseydin sen ne yaptın ben hiçbir şeyin değişmedi diye. Para da verdin mi? Verdim hocam. Ya çok mu verdiniz? Evet hocam çok verdim. Ya gerçekten. Şimdi ameliyattan sonra, ameliyattan önce yok muydu böyle bir şey? Ya hocam vardı. Benim yani böyle sıkıntılarım vardı hocam. Böyle annem hep diyordu bana. O zor şartlarda daha da arttı demek ki. Arttı hocam. Şimdi, psikolojik olarak beni de yordu hocam. Şimdi bizim şöyle bir usulümüz var. Kıymetli kardeşim. Hocam böyle söyledin değil mi? Evet hocam. Bir. Hoca kimdir? Kitap nedir? Kitap açmak nedir? Bunu tahlil etmek hocam, lazım. İşte. Hoca dediğimiz ne hocası bu? Muskacı. Bilmiyorum hocam. Ha, bilmiyorsun işte. Yani muskacı. Evet, muskacı. Hocam. Bak bir hoca olmak için 40 sene okuması lazım. Hocam siz bunca yıl eğitim aldınız. Hala okuyorsunuz. Ben şahit oluyorum. Yani. Şimdi ben her gün kitap açıyorum. Mustafa hocam dinimizde böyle bir şey var mı? Yani? Ya, onun bana şöyle işte şey... onu söylüyorum. Bak ben her gün kitap açıyorum. Her gün kitap okuyorum. Ama kitap açmak farklı bir şey. Senin söylediğin kitabı açtı, elindeki neyse onu açtı, bana baktı. Ben de muska olduğunu söyledi. Yani ya bu adam bir muskacı, tahsilini bilmiyoruz, şahsiyetini bilmiyoruz. Birisi bir şey açıyor ve bizde bir şey olduğunu söylüyor. Peki doktora gidiyorsunuz, ultrason istiyor, film istiyor, tahlil istiyor. Ondan sonra doktor bir reçete yazabiliyor değil mi? Aynen hocam. Bu adam seni görür görmez nasıl tanıyor da böyle şuraya bakarak senin için okuyor. Şöyle yaptı hocam. Gittim ismini söyledi. Annemin ismini söyledi. Bana demesi benim cinlerim var dedi. Onunla bana bunu söyledi dedi. Yani, yani sende nazar, büyü, muska var. Evine muska yapıldı dedi. Ailevi huzurum yok dedi falan filan. Ve bana muska yaptı. Sonra bir
safran denilen bir şeyle bir yazı yazdı. Onun suyun içine koydu. Bunu iç dedi falan filan dedi. Bundan banyo yap dedi. Ben senin yerinde olsaydım iyi bir dahiliye uzmanına giderdim. Dahiliye uzmanı seni tahlil edecek, tahlil yaptıracaktı. Büyük ihtimalle D vitaminin eksik, B vitaminin eksik, K vitaminin eksik. Trabzon'dasın ama balığı az yiyorsun herhalde. Şimdi bir sürü fiziki, biyolojik eksiklerimiz var. Bunlar zamanla beyne de, ruha da zarar veriyor. Daralıyoruz, bunalıyoruz, hayaller hayır, görüyoruz. Hayır. Sıkıntılar oluyor ve göreceksin iyi bir dahiliye uzmanı seni çözecek. Derdine derman olacak. Muskacının süreceği merhem olsa kendi başına sürer. Yani onlara gidip onlara hoca diyerek kendimizi avutuyoruz. Paramızı boş yere veriyoruz. Sahtekarların ağına düşüyoruz. Hocam ben o tip şeylere inanmam da annem hak fikri kıramadım. Mecbur gittim hocam. Yani, bir daha gitmemek lazım. Bir. İkincisi gittiğin zaman sende mutlaka bir şey var diyecek ki seni bağlayacak. Tabii. Bir şey yok diyerek gönderdi hiç duyulmamıştır. Sende muska var diyecek. Onlardan hiçbir sözüne itibar etme, korkma, endişelenme. İsterse etrafımızı yüzlerce muskayla sarsınlar. Muskanın bir insana etkisi, şimdiki sivrisinekler tehlikeli olmaya başladı da, sivrisinek ısırması kadardır. Anladım hocam. Sivrisinek ısırması kadar. Cep telefonumuz sinyali bizi ne kadar etkiliyorsa, muskaların sinyali bizi o kadar etkiler. Daha fazla etkileyemez. En kuvvetli muska da olsa, her tarafımız 24 saat muskayla da çevrilse bizim kaderimizi değiştiremez. Hiç korkma. Onlardan bir şey olmaz. Bir daha da tenezzül etme. Annene de selam söyle. Onlara inanmasın. Götürmesin seni. Hocam dinimizde böyle bir şey yok değil mi hocam? Yok. Dinde tam tersi. Az önce Bakara 102. ayeti mealini söyledim. Onlar cehennem ateşinden bir ateş satın almış olurlar diyor. Büyüyü, muskayı satın alanlar. Allah korusun. Peki, hayırlı günler. Ama şifa niyetine size. Şifa niyetine okuruz. Sana okumanı tavsiye edeceğimiz Ayetel Kürsüleri oku. Felaknas suresini oku. Fetih suresini oku. Yasin oku. Kendine oku, üfle. Yatarken okuyarak, üfleyerek yat. Faydasını görürsün. Hocam bunu Türkçe okusam şifa bulur muyum hocam? Olur, inşallah. İnşallah. Tamam hocam. Allah şifa versin. Trabzon'a selamlar. Trabzon'a selamlar memleketime. Ben hemen ikinci şifreyi vermek istiyorum. Yasin, Peygamber Efendimiz'in isimlerinden bir tanesi. İkinci şifremiz Yasin. Hocam biz Yasin-i Şerif okuyoruz. Sure var. Anlamı var mıdır hocam Yasin'in? Yasin. İki harf. Bir ya var, bir sin var. Mesela Elif, Lam, Mim, Taha, bunlar Kur'an'da şifreli, evet. Hurufu mukata denilen, manasını ancak Allah'ın bildiği kelimelerdir. Arap şairleri aciz bırakmak için Cenab-ı Hak surelerin başına, bazılarının başına bunları koyar. Şairler, evet. Araplar bunun manasını bilmezler. Ama Allah onları aciz bırakır. Bazı ulemaya göre de Yasin, Taha, Peygamber Efendimiz'in ismidir. Evet. Programın sonunda sevgili seyirciler zaten Instagram'dan da sormuşsunuz. Şifreleri biliyoruz, yazıyoruz ama nereden öğreneceğiz bilenleri diye yazmışsınız. İlginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Programın sonunda hediyelerimizi kazanan izleyicilerimizin isimlerini ben Instagram sayfamdan ilan edeceğim. Sözlü olarak da telaffuz edeceğim, isim olarak da yazılı olarak da telaffuz edeceğim. Bizi izlemeye devam edin. Sadece şifreler ve hediyeler için değil, aslında bu kadar güzel bilgileri öğrenmek için devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Hemen hatta bir telefonumuz var. Alo. 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 Alo, buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler. Malatya'dan arıyorsunuz. Buyurun. Evet. Telefonda bir sorun var galiba. Ses kesik geliyor. Alo. Şöyle yapalım arkadaşlar, tekrar bir bağlamaya çalışsınlar. Ben hemen birkaç tane WhatsApp soru sormak istiyorum hocam. İyi günler hocam. Ben eşimi kazada kaybettim 15 yıl önce. Allah rahmet etsin. İki kızım var. Büyüttüm, genç kız oldular fakat beni asla sözümü tutmuyorlar. Hocam o kadar yoruldum. Kalbim çok üzgün. Ben ne yapayım? Lazım ne olur, namazımda dualar ediyorum ama değişmiyorlar. Bana yardımcı olur
hocam demiş hocam. O kadar yorulmuş ki. İki kızım var. Evet, söz dinlemiyorlar diyor. Şimdi çocukların, gençlerin dünyasıyla bizim dünyamız aynı değil. Evet. Hayalleri var, korkuları var, ümitleri var, ümitsizlikleri var. Özellikle o buluğ çağında çocuklar yetişirken çok sıkıntılı olurlar. Anne babanın orada çok sabırlı olması, arkadaş canlısı olması gerekiyor. Tabii ya da, anne de yok hocam. Ya da uzaktan takip etmek gerekiyor. Ya insan kompleks bir varlık. Tek başına eğitim yetmez, tek başına şefkat yetmez, tek başına maddiyat yetmez. Yani öyle bir pahalı bir varlığız ki biz. Ya sabah kalkıyoruz, üzerimize şunu giyeceğiz, kahvaltıda şunu yiyeceğiz, saçımı böyle tarayacağım, gözlüğümü böyle takacağım, çantamı buradan alacağım, ayakkabımı buradan alacağım, berbere gideceğim, kasaba gideceğim, dükkana gideceğim, markete gideceğim. Akşama kadar binlerce iş var. Çok pahalı bir varlığız biz. Yani doğduk, hadi sal çayıra büyüsün. Öyle bir şey yok. Kompleks. Her şey yerli yerinde, içindeki sıkıntı bırakmıyor. Ruhu daralıyor. Ona da çözmen lazım. Ona da bir gıda lazım. Ama bütün bunların en önemli ilacı ne biliyor musun? Hepsinin daha kolayı şefkat. Evet. Sevgiden, şefkatten, başını okşamaktan daha keskin bir ilaç yok. Her insan sevilmekten hoşlanıyor. Hatta arslanı adam seviyor, kadın seviyor, başını koyuyor. Ya kocaman öküzü seviyor, öküz getiriyor, kadının ayağına başını koyuyor ya. Öküz teslim oluyor, kocaman boğa teslim oluyor. Sevgi böyle bir şey. Yılanı deliğinden çıkarıyor, tatlı söz. Evet. Yılan deliğinden çıkıyor. Şimdi ben şunu yaptım, ne yapayım? 20 yaşındaki çocuğa ne yapacak? Sevgi göstereceksin. O şimdi evleneceğim diye düşünüyor, iş bulacağım diye düşünüyor. Yarın ne olacak, kiminle karşılaşacağım? Çocuklar korkuyorlar. Hele bugünün dünyasında parasız, evet, pulsuz ayakta kalmak çok kolay değil, değil mi? Onun için birinci şey şefkat. Şefkat, evet. İkincisi, böyle daraldık, bunaldık, çözemiyoruz. Akıllı insanlara, sohbetlere vesaire götürmek veya pedagoglara, psikologlara danışmak lazım. Yani biz de eskiden psikiyatriste giden, pedagoga, psikoloğa giden akılsız gibi görülürdü. Şimdi akıllı insanlar gidiyor. Evet, aynen öyle hocam. Bir izleyicimiz sormuş hocam. Sayın hocam, alışkanlık haline getirmeden tavla oynamayı dinimize göre değerlendirir misiniz? Saygılar sunuyorum demiş hocam. Şöyle bir hadisten dolayı el sürmeyi de çirkin görenler var. Yani ta nerd diye geçer Arapçası. Nerede elini süren domuz kanını el sürmüş gibidir. Bundan dolayı mümkün mertebe zamanı öldürecek, bizi gaflete sevk edecek oyunlardan, kumara alıştıracak oyunlardan kaçınmak lazım. Fakat kumar olmadıkça oyunun kendisi günah olmaz. Kumar olmadıkça. Ama orada yaptığımız mesai, harcadığımız zaman bizi gaflete sevk etmesi sebebiyle günah olur. Buna dikkat etmek lazım. Yoksa birisi karşılıklı iki tane çocuk gelmiş. Mesela satranca Ebu Yusuf cevaz vermiş denir. Niye cevaz vermiş? Hamlelerle zekayı geliştiriyor. İkinci hamleyi düşünüyor, üçüncü hamleyi düşünüyor. İnsan da hayatta da böyle zorluklarla karşılaşınca denemeler yapmak gerekiyor. Şunu denedim, olmaz. O zaman bunu denemeliyim. Şu taşı denedim, bu taşı denemeliyim. Tavlada da bunun benzeri şeyler var. Böyle bu anlamda oynamışsa bir şey demeyiz ama çay söyle, yenilen ısmarlayacak. Yenilen sinemaya ısmarlayacak. Yenilen elbise alacak. Yenilen şu bir kuruş bile olsa kumara girer ve kumar da evleri yıkar, insanların geleceğini öldürür, Allah alışkanlık yapar, bağımlılık yapar. Kumara bulaşmadan kaçınmak lazım. Evet, hemen hatta bir izleyicimiz var. Alo, buyurun efendim. Alo,
Buyurun, hoş geldiniz. Hadi. İsim? Hoş bulduk. Yine Malatya'dan bir izleyicimiz. Hadi, az önce bağlandınız, bir sorun vardı. Buyurun, dinliyoruz sizi. Evet, olacaktı. Tabii. Bismillah, buyurun. Hocam, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam, benim ben 24 yıllık evliyim. Benim 21 yaşında bir oğlum var. Babasıyla hiç anlaşamıyorlar. Babası her kavgada onu evden kovuyor. Yani ben ne yapabilirim hocam? Nasıl bir şey, bir yol izleyebilirim? Evden kovmak çare mi? Başına bir şey gelse gene peşine koşacaksınız. Evden kovmak çare değil. Hocam. Fakat şu da çare değil hanımefendi. Evet. Anne baba evladını yanında tartışmayacak. Babası evladına bir şey deyince anne orada diyecek ki anne şunu demeyecek. Ya bırak karışma. Ya da ya işte o şöyle yapmış böyle yapmış savunmaya geçmeyecek. Sen bir şey dediğin zaman babası karşı çıkmayacak. Birincisi bu. Yani anne baba çocuğuna anne ya da baba biri bir şey söylediğinde diğeri karşı çıkmayacak, savunmayacak. Bu savunma refleksi ya da karşı çıkma aileyi çatırdatıyor. Anne babanın kavga ettiğini gören çocuk evden uzaklaşır. En büyük tehlike bu. Siz bir defa eşler olarak birbirinize saygılı olacaksınız. Baba hata ediyor olabilir. Fazla tepki veriyor olabilir. Onu ayrıca söyleyeceksin. Sen ona özel söyleyeceksin ama çocuğuna diyeceksin ki baban haklı. Babaya gelip diyeceksin ki böyle davranma. Bunu yapmazlar. Karşısında söylerseniz kaybedersiniz. 21 yaşındaki çocuğun arkadaş çevresi önemli. Babasını dinlemez, arkadaşını dinler. Arkadaş oradan bir ıslık çalar, bütün plan alt üst olur gider. Hemen hurra oraya koşmaya başlar. O yüzden iyi bir çevre lazım. Geçen bir hanım geldi, bana derdini anlattı. Ben de dedim ki çevrenizi değişin. Ama hocam işlerimiz çok iyi dedi. Sen bilirsin dedim o zaman işlerin çok iyi. Ya huzur ya para hocam. Ya huzuru seçeceksin ya parayı evet. Seçeceksin. Evet. Allah yardımcınız olsun. Düzelir inşallah. Babası nasıl? Hayırlı hocam, mı? Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Ben size bir soru sordum ya. Benim sorumu cevaplayın. Babası nasıl? Hayırlı biri mi? Yok. Yani babası hayırlı deseydin oğlu da hayırlı olacak diyecektim. Hocam 55 yaşında Fatiha suresini daha henüz bilmiyor. Bir kez namaz kılmış değildir. Çocuğundan mı bekliyor? Ben yapmadım sen yaptın. Evet. Şimdi evet. Her şey aslına döner. Oğlan babası gibi olacak, kızı anası gibi olacak. Allah yardımcınız olsun. İyi bir çevre, hocam, iyi bir arkadaş bulun. Biraz hızlanabilir miyiz? Buyurun. Çok bekleyenler var çünkü. Buyurun. Çok hızlı söyleyeceğim tamam. Hocam. Tabii. Hocam ben 3-4 sene önce eşimle ayrılma aşamasına geldim. Benim ablam var. Boşanmak için gereken parayı temin etmişti bana. Dava açmıştım. Biz boşanma süresinde oğlum bizi geri vazgeçirdi. Ben ondan beridir yani ablamla konuşmuyorum. Çevreme bile yaklaştırmıyorum. Yani o konuşmak istiyor. Ben istemiyorum. Hani tekrar bize zarar vermesin diye. İyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum? Bu hep benim kafama takılıyor hocam. Sağ olun. Allah evet. Razı olsun. Kocanla boşanmamışsın peki, Malatya'ya ama. Malatya'ya çok selamlar. Hayırlı günler diliyoruz. Ablanla boşanmışsın. O da doğru değil. Yani onunla da dengeyi tutacak. O sana iyilik olsun diye yapmış. Para bulmuş. Öyle bir ablan var. O sana yine lazım olur. Onu atma bir kenara. Peki. Hocam bir Azerbaycan'dan bizi çok izleyen izleyicilerimiz var. Kendilerine selam ediyoruz. Tabii hepsini okumak istiyorum ama zamanımız yok. Ama elden geldiğince okumaya çalışacağım. Azerbaycan'dan bana güzel bir kalpak göndermişler. Teşekkür ediyorum onlara. Valla birçok ülkeye gittim hocam. Azerbaycan'a gitmedim. İnşallah kısmet olur. Azerbaycan'ı da görmek isterim. Ben de gitmek isterim. Bir izleyicimiz, hepsinin adına bir izleyicimiz şöyle bir şey sormuş. İbrahimov ismiyle yazmış. Selam ablacığım, nasılsınız? Ben Nahçıvan'dan yazıyorum demiş. Abla hocamıza sorarsanız Muharrem ayında yüz tüylerimizi ve kaş alabilir miyiz? Bu aylarda günah diyorlar demiş hocam. Şimdiden teşekkürler ediyor. Bir de hocam mesela bizim için de regaib özel kandillerde, bayramlarda günah mıdır hocam? Bana bu tür sorular da çok geliyor. Temizlik anlamındaysa tüyler vesaire
temizlik anlamında günah olmaz. Temizliğin zamanı olmaz. Her zaman temizlik yapılır. Ama kaş aldırma konusunda fıkıh kitapları şöyle söylüyor. İşte kocası razı olursa aldırır şeklinde. Yani kadın güzelliğini dışarıya yansıtmak açısından yapmamalı. Allah'ın yaptığı davranışı bozmamalı. Elbette insanlar, evet, herkes güzel görünmek ister. Kötü görünmeyi kimse istemez. Yani tenimizle, duruşumuzla, kokumuzla, giyimimizle, kuşamımızla insanlara hoş görünmeliyiz. Bu normal, temizlik dindendir. Ancak süslenmenin, makyajın vesaire, bunların da ölçüsü olmalı. İşte kaşlarını aldıran kadınlara, topuz başlarını topuz yapan kadınlara dövme yaptıran Dara peygamberin laneti vardır diye hadis-i şerifler var. Bunu öne çıkararak şöyle söylüyorlar. İşte kaşını aldırdıysa lanetlenmiştir. Evet hocam. Peygamber Efendimizin davranışlara yaptığı bu lanetin sebebi, hadislerin şerhinde deniyor ki, o dönemde yanlış anlamak için bir mesajdır bu. Saçını topuz yapmak. Evet. Kaş aldırmak. Ama bu dönemde öyle bir mesaj yok. Bu dönemde herkes kaşını aldırıyor. Kimin kaşını alınmış, alınmamış. Kimse kimsenin kaşına, gözüne bakmıyor artık. Parasına bakıyor. Evet hocam. Bir de hocam burçlara bakıyorlar hocam. Yani mesela bakıyorlar. Ben izleyicilerimize sormak istiyorum. Burçlara inanıyor musunuz? Ya önceden inanmıyordum ama sonradan inanmaya başladım biraz. Peki yani eşinizle uyum yok diye, burç uyumu yok diye boşanır mısınız? Boşanmam. Siz? Siz ne düşünürsünüz? Ben fazla inanmıyorum burçlara. Siz? Ben şey, günlük burç yorumuna bakıyorum mutlaka. Ona göre hani nasıl bugün inanmıyor. Bugün baktın mı? Baktım hocam. Ne yazıyor bugün? Bugün dur bakalım. Çevrende yakın arkadaşlarına dikkat et yazıyordu. Heh. Daha ediyorum şimdi ama bir şey görmüyorum. Ayşe Hanım'la Tansu Hanım'a dikkat ediyoruz sen şimdi. Dikkat ediyorum. Ya hocam şey hani, ya hevesim var biraz, evet takip ediyorum. İşte yükselenimle kimle daha iyi anlaşıyorum falan diye ona göre seçim yapmışlığım oldu. Pek de yani aslında yani doğru da çıkmışlığı var, yok değil. Evet yani hocam, niye sordum biliyor musunuz hocam? Şimdi bir haberimiz var. Haberde bir hanımefendi 10 yıl sonra eşinin ikizler burcu olduğunu öğreniyor ve boşanma davası açıyor. Haberi izleyelim. İdeal eş için herkesin bir kriteri var. Kimi dış görünüşüne bakıyor, kimi kişiliğine. Ancak son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir gönderi gündem oldu. Eşiyle 11 yıl boyunca evli kalan kadın, kocasının ikizler burcu olduğunu öğrenince boşanma davası açtı. Yok artık böyle bir şey. Gerçekten şok oluyorum yani. Saçma bence ya, ikizlermiş. Ya kova da olabilirmiş. Başka bir şey de olabilirmiş yani. İkizler burcuyla olmaz. Boşanmak da haklı. Terazi burcu kadınıyla asla olmaz. Aslan kadınıyla olmaz. Çok egolular. Aslında Türk kızlarıyla olmaz ya. Sokaktaki vatandaşın görüşü farklı. Burç önemli diyen de var, inanmayan da. Evet hocam, cevabı alacağım ama bir tane de görüntülü soru almak istiyorum hemen ardından. Evet. Selamünaleyküm hocam. Benim bir sorum var. Ben bir astroloğu takip ediyorum. Kendisi belirli tılsımlı sayıları bir bardak suyu okuyup akşamları yatmadan önce içmemiz gerektiğini öneriyor. Ben de bu şekilde iyilikler düşünerek bunu yapıyorum. Hayatıma olumlu yönde etki edeceğine inanıyorum. Doğruluğu var mıdır acaba? Sizden öğrenmek istiyorum. İyi yayınlar. Evet hocam, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Vallahi merak ediyorum bu sorunun cevabını. Bir o kısa bir bekleyeceğiz tabii. Reklamlardan sonra inşallah hocamdan cevabını bekliyoruz. Selamünaleyküm hocam. Benim bir sorum var. Ben bir astroloğu takip ediyorum. Kendisi belirli tılsımlı sayıları bir bardak suyu okuyup akşamları yatmadan önce içmemiz gerektiğini öneriyor. Ben de bu şekilde iyilikler düşünerek bunu yapıyorum. Hayatıma olumlu yönde etki edeceğine inanıyorum. Doğruluğu var mıdır acaba? Sizden öğrenmek istiyorum. İyi yayınlar. Evet hocam, şimdi burçlar konusuna gireceğiz ama telefonda bekleyen bir izleyicimiz varmış. İzninizle telefona bir alo demek istiyorum. Alo. Alo. Buyurun efendim. Tanıyalım selamun sizi. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Bartın'dan. Rahmetullah. Hocam memleketinizden. Evet, Bartın'dan arıyorum. Memleketim Karabük. Yakınsınız. Yakın, yani hocam. Evet. Buyurun. Hocam buyurun. Kitap ehli müşrik. Kitap ehli ne demek? Müşrik ne demek? Bunu sormak istiyordum.
Kitap ehli ve müşrik. Evet. Beyyine suresi hocam. Evet. Beyyine... Allah-u Teala buyuruyor. O kitap ehli müşrikler gerçek delili görmeden iman etmezler. Doğru. Lemmikünüllezine kefer. Evet, ben de delil olarak, uyarıcı olarak tüm hocaları uyarmak istiyorum hocam. Hocaları mı uyarmak istiyorsun? Evet hocam. Nasıl uyaracaksın? Cemaat diyor önce hocalar iman etmesi lazım. Kim diyor hocaların iman etmesi lazım diye? Cemaatle ben muhabbet ediyorum. Önce hocalar iman etsin diyor. Yani camideki cemaatten bahsediyorsunuz değil mi? Evet evet. Evet. Her hocanın peşinde bir cemaat oluyor. Ehli sünnet, ehli cemaat. Siz uyarırsanız sizin peşinize de bir cemaat olur. Evet, evet işte hocam. Ben de bunu iş yapmak istiyorum. Nerede tahsil yaptınız? Yok, benim tahsilim yok. İmanım var. Bu bilgiyi bu uygulamaların birinde bulabilirsin. Evet hocam. Hayır, şimdi siz neyi kastediyorsunuz? Şimdi ehli kitap ve müşrik ne demek diye sordunuz. Evet, ehli kitap nedir, müşrik ne demektir soruyorum hocam. Ehli kitap demek Allah-u Teala'nın daha önce peygamber gönderip kitap verdiği insanlar demek. İşte Yahudiler, Hristiyanlar, onlara ehli kitap diyoruz. Müşrik ise Allah'a şirk koşan demek. Şimdi Allah var ama Allah'ın yanına da yardımcı lazım demek. Müşrik bu, farkı bu. Siz kendinizi ne olarak konumlandırıyorsunuz? Niye hocaları imana davet ediyorsunuz? Gerçeğe davet ediyorum hocam. Hangi gerçeğe? Hakla batılı karıştırmasına yani. Hakla batılı ayırt edeceğiz. Güzel. Beyyine suresinde örnek verdim. Gerçeğe ulaşacağız. Artık kutlu doğum olsun hocam. Birbirimizi kandırmayalım. Kutlu doğum gerçeğe ne demek? Gerçeğe ulaşalım. Hayır, kutlu doğum ne demek? Peygamberimizin kutlu doğumunu mu kastediyorsun? Evet, gerçek doğumu olsun artık. Gerçek doğum dediğin peygamberimizin doğumu, Hatemün Nebiyyin. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber. Evet, maneviyatı. Ahir zaman peygamberi. Elimizde... Evet, ben de evvelki demedim hocam. Evvelimde Adem. Heh. Peki sen kendini ne görüyorsun? Ne olduğunu zannediyorsun? Uyarıcıyım hocam, uyarıcıyım. Uyarıcı olabilirsin. Evet. Tamam. Diyorsun ki bu anlattığımız bu Kur'an'a, övdüğümüz bu Kur'an'a iman etmemiz gerek. Yani evet. Mecburiyiz. Mecbur. Onu herkes biliyor. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Kitaba iman ettik, Allah'a iman ettik. Bunu Müslümanlar söylüyor zaten. Bunu özleştirelim hocam. Bunlar anlatılıyor sevgili kardeşim. İman ettik demekle olsaydı bu halimiz bu halde olmazdı. Bak sen ben ülke TV'de izledim. Yani anlattıklarına katılıyorum. Seni dışlamıyorum yani. Evet. Yani, ülke TV'de izledim seni. Tamam, teşekkür ederim. Pazartesileri ülkedeyiz. Evet. Perşembe, pazar Kanal 7'deyiz. Biz Kur'an'ı anlatıyoruz. Biz tek çare olarak hocam uyarıcı tüm var, tüm bulur. Yani bu sen, iman ettik demekle bu yürümez. Şöyle söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'i biliyor musunuz? Baştan sona okudunuz mu? Evet, bana Kur'an verildi hocam. Oku denildi. Kur'an verildi mi? Evet. Ya Kur'an'a bir şey sorayım, onun manasını verebilir misin? Yok, Kur'an. Ben... tamam, soracağım. Peki. Âmener Resulü bimâ ünzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun. Bir anlamını verir misin? O müminler hala iman etmeyecek mi diye. Hayır, bak ben sana ayetin manasını soruyorum. Evet. Âmener Resulü bima ünzile ileyhi. Arapçam yok hocam, Arapçam yok. Sen şimdi nasıl hoca oluyorsun? Ben Allah-u Teala size kendi dilinizden uyarıcı gönderirim buyuruyor. Ama sen vahyi anlamadan nasıl uyaracaksın ki? Sen daha Kur'an'ı bilmiyorsun. Ben anladım, Kur'an bana verildi, ben Türkçe olarak biliyorum hocam. Türkçe o zaman bana Nas suresinin manasını anlat bakayım. Nas suresinin manası işte. He, söyle. Evet.
Sen de gülüyorsun. Şeytandan Allah'a sığınırım diye hoca. O şeytandan Allah'a sığınırım. Kul e'uzu bi rabbin nas. Evet. İnsanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. Hannas ne demek? Arapçam yok hocam. Arapçam olsa sadece yapacağım. Şimdi muhterem kardeşim ben bak. Türkçe. Sizin kendi dilinizden. Türkçe Kur'an yok ki. Allah-u Teala'nın lafzıyla inmiş. Kur'an-ı Kerim'i. Peki bir hadisi şerif söyle bana, bildiğin hadislerden, peygamberimizin sözlerinden. Sizin kazancınızın en güzeli alın terinizdir buyuruyor Allah-u Teala. Aferin. İki tane hadis kitabı söyle ismini. Hadis kitabı olmaz. Hadis peygamberimizin kendi dilinden. Hadisin kitabı olmaz mı? Yok. Peygamberimizin kendi sözüdür. Peki onların kitapları var. Sen onlardan hiç okudun mu? Yok, okumadım. Benim okuduğum Kur'an. Ya şimdi bak, dinimizin Kur'an-ı Kerim var, Allah'ın kitabı. Sonra hadis-i şerifler var, fıkıh kitapları var, akaid kitapları var. Akaid ne hocam, akaid ne demek? Anlayamadım hocam. Akaid ne demek? Ya bilmiyorum işte. Ya, Türkçe biliyorum ben, Türkçe. Ya Türkçe biliyorsun da ilmin yok senin şimdi. Yani daha sen birinci basamağa çıkmadan 10. basamaktan konuşmaya kalkıyorsun. Yok sen... yok çok hocam, ben 17 seneden beri basamak basamak ağır ağır öyle gidiyor. 17. basamağa mı çıktın? Yok hocam. 17. basamağa mı çıktın? Ben yaya gidiyorum, yaya. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız beyefendi? Ve 53 yaşındayım. 53 yaşında. 53 yaşında herhangi bir ilkokulu, ortaokulu falan bitirdiniz. O zaman okulun... 5 yıldır hocam, 5 yıldır bitti. 5 yılda diploman var yani ilkokuldan. Var hocam, peki de var, bilmiyorum. Peki sonra ne iş yaptınız? Sonra çiftçi. Tamam, çobanlık yaptım, çiftçilik yaptım. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda işte Kur'an ile birleşiyorum. Bartın'ın köyünde misin? Evet, köyündeyim. Abi 3 tane koyun al, 2 tane tavuk al, horozlan, bahçeni ek, soğan, tamam, sarımsak. Onlar seni mutlu eder. Bırak bu işleri. Sen kafanı yorma. Rahatsız ol. Ben yormayayım değil mi hocam? Yorma. Ben zaten yormadım. Sen böyle çiçeklerin onlar arasında ki, çayırlarda güzelce yatıver. Onlar ki gerçeği görmeden iman etmezler. Tabii onları biz uyarırız. Sen bence köyde yumurtayla, taze yumurtayla, taze sütle çok güzel geçinirsin. Hiç onlarla. Biz de hakla batılı karıştıranları uyarırız hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Senin duyarlılığın güzel ama kendi işini güzel yap. Köyde güzel şöyle taze yumurta sat millete. Benim işim zaten hocam. Taze yumurta satıyorum, onu da satıyorum. Ne yapayım, bir maaş yok hocam. Demin dedin ya, maaş. Devletten maaş, Allah'tan sağlık. He. Allah da sizden bir şey istiyor hocam. Ne istiyor? Sen işte hakla batılı karıştırmayın diyor. Bir sepet taze yumurta gönder. Güzel, parasını gönderirim ben. Benim sınırlarım var diyor hocam. Tamam, ben bak seni sevdim. Taze yumurta gönder. Parasını gönderirim. Sınırlarını geçmeyin hocam. Yok, bir sepet taze yumurta gönder. Ben sana gerçekten... Şu ara 27'yi doğrula sen hoca. Efendim? Şu ara 27'yi doğrula. Evet. Şimdi... Bak, şu ara 27'yi doğrula. Şu ara ne demek? Ya bilmem işte, şu ara Arapça. 27'yi ben Türkçesini okudum da. Şimdi 27. ayet. Kıymetli kardeşim, bak evet. Kendin dini yanlış anlamak da günah. Evet, işte ben bunu anlatıyorum hocam. İşte, dini yanlış anlatmak, yanlış anlamak. Yarım doktor candan, yarım hoca ama sen çeyrek de olmamışsın şimdi. Hemen hocalığa 17 basamak birden çıkmışsın. Düşersen ayakların kırılır. Doğru değil. Hoca, sen 100. basamağa çıkmışsın maşallah. Allah'ın peki, nazarına saklasın. Amin. Peki efendim, sorunuz yoksa hemen size veda edelim.
Peki, Allah yardımcın olsun. Sana sağlık, afiyet, güzel günler diliyorum. Allah sabır edenlerle beraberdir. Evet. Doğru söylüyor. Allah iman edenlerle beraberdir. Amin. Allah imandan ayırmasın, Kur'an'dan ayırmasın. Evet, Kur'an'la beraberim zaten hocam. İnşallah. Peki, hayırlı günler diliyoruz size. Allah'a hocam. Emanet ol. Hemen konumuza geçelim hocam. Haberi de izlemiştiniz hocam, biliyorsunuz. Hanımefendi 10 yıl sonra eşinin ikizler burcu olduğunu öğrenince boşanma davası açtı. Burçlara inanmalı mıyız hocam? Direkt soruyorum size. Buyurun. Falcıya inanıyor musunuz? Ona inanmamamız lazım zaten hocam. Size suya üflüyor, suya bakıyor. Efendim, gelecekle ilgili sizde muska var diyor, başınıza şu gelecek diyor. Astroloğa gidiyorsun, astrolog da diyor ki oku, üfle suyu, iç. Ne farkı var? Değişen bir şey var mı? İkisi de ilmi nereden alıyor? Kafasından. Yani ikisinin de tahsilini biliyor musunuz? Siz mesela gazeteleri okudunuz değil mi? Burçları yazıyor. Yazan kim? Burç yorumcusu. Burç yorumcusu. Yazan burç yorumcusu mesela. Yorumu yazanı biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Nereden tanıyacaksın? Tahsilini biliyor musun? Bilmiyor. Onu nasıl yazmış? Onu da bilmiyorsun. Kim yazmış, niye yazmış bilmeden nasıl inanıyorsunuz? Tamam, fala evet inanmıyoruz. Falla bunun bu da modern fal. Hocam, aynı şey. Hocam hani bu doğduğun saate göre, işte gününe göre, ona göre yorumlanıyor. Ya ana karnında biraz daha fazla tepinseydin daha erken doğacaktın. İşte diyoruz mesela. Ya ama şey, hanımefendi söylemiş ya, eşim ikizler burcu diye. Doğru söylüyor. Benim eşim de öyleydi, eski eşim. Eski oldu. İkizler burcu çok fena. Evet hocam. Şimdi, haberde var ama seyircilerimizle. Pınar yani, mıydı isminiz? İpek. İpek Hanım da öyle. Eşi ikizler burcu olduğu ben için. Ben kovayım mesela. Tamamen duygusalımdır. Şimdi bak İpek Hanım. Falcı şunu söylüyor. Falı eskiden elini açıp baktırırlardı. Yaptırdın mı öyle hiç? Ya bu olabilir. Ta İslam'dan önce varmış. Yani. Daha Müslümanlık gelmeden 1500 sene önce. Koca karılar böyle eline bakıp kaderini okurlarmış. Dinimiz bunların hepsini kaldırdı. Evet. Akla uygun, mantığa uygun, fıtrata uygun. Allah bize kitap gönderdi. Dedi ki onlar boş şeyler. Bilemez insanlar geleceğiniz sizin. Falcılığı kaldırdı. Astroloji dediğiniz şey, yıldıza bakarak, doğum gününe bakarak, ismine bakarak senin kaderinle ilgili bir şey söylüyor. Böyle bir bilim yok. Evet hocam, onda böyle bir bilim yok. Bir, bunlardan hareketlerinden bir takım kırıntı bilgiler olsa bile doğru değil. Doğru olsa bile o senin yazan kişinin bunların ilmine vakıf olduğuna dair elinde bir belgesi yok. Senin de bir belgen yok. Kim yazdığını bilmiyorsun. Kim yazdığını bilmeden birisi size söz söylüyor. Siz onun tesiriyle hareket ediyorsunuz. Yani ikizler burcu diyorsunuz değil mi? Evet. Peki şimdi hangi ay ikizler burcu? Haziran'da doğmuştu. Haziran mı ikizler burcu? Yani benim işim peki, öyleydi. Haziran'ı ikizler burcu diye sayan kim? Ben yeni bir burç haritası yapsam kendime, size Mayıs'ı ikizler burcu yapsam. Bunlarla biz oynayabiliriz. Ama hocam artık bu kabul edilmiş ya. Kim herkes kabul etmiş? Böyle biliyor. Kim kabul etmiş? Şimdi soralım birine mesela. Ama yani mesela ben Şubat'ta kovayım. Şimdi Şubat'ta başa kovma. Tasdik edilmiş şeyler değil ki bunlar. Yani felekiyatın hareketleriyle benim yapacaklarım eğer doğrudan alakalı olsaydı ben Allah'a şöyle derdim. Benim felekiyattaki burcum böyle, ben başka türlü davranamazdım. Allah Teala diyor ki ben size iyiliği de kötülüğü de seçme kabiliyet verdim. İstersen iyi davranabilirdin. İsterse kötü davranabilirsin. Şimdi biz burada yıldızlara bakarak kaderimizi oynuyoruz. Muskacının söylediğiyle astroloğun söylediği arasında hiçbir fark yok. Sadece birisi cicili bicili söylüyor. Diğeri daha ilkel aslında söylüyor. Aslında doğru, şuna hemfikirim. Sonuçta ona baktığımız zaman kaderinizi okuyorsun. Evet. Yani kader bilinmez. Yani onu okuduğum zaman mesela etkilenmiyor değilim. Hani aslında günü ona göre işte ya insan öyle her, bir şey olacak bak, mı insan, acaba gibi. İnne beyan le sihran. Her söz insanı etkiler. Evet. Ben şimdi sana şöyle desem, o kadar kalbi temiz bir insansın ki, o kadar güzel bir duyguların var ki, sen şimdi gevşedin. Değil mi? Ya ne kadar nokta nokta. Evet. Buna da inanılır mı desem yani. Çöktün.
İnsan her sözden etkilenir. Etkileniyor. Falcının söylediğiyle burçlara bakanların söylediği aynı şeydir. Hiç değişmez. Aslında hocam. Falcı şöyle söylüyor bak. Uzun mu dese, kısa mı dese, okuyun, size ait bir şey vardır. Aslında güzel şeyler duymaya ihtiyacımız var bence. Ondan dolayı da olabilir. İşte, ben şahsen öyleyim. İşte yani. O zaman yapacağımız şu İpek Hanım. Evet. Bize faydası olmayacaklardan bu beklentiye girmeyeceğiz. Gerçek sahibimiz Allah. Biz Allah'tan isteyeceğiz. Babam da çok kızıyor. Saçma sapan şeylere tabii. Bakıyorsun. Elini aç da Allah'tan tabii, iste diyor. Allah'tan doğru iste. Yani. İyyâke na'bud ve iyyâke nestaîn. Bak adam uyarıyor. Görüyor musun? Vazda da. Sağ olsun beyefendi. Teşekkürler. Uyarıcılar gelir yoksa. Evet. Hocam o zaman uğursuz gün ve sayılar var mıdır hocam? Cevabını hocam. Peki. Hemen biraz hemen sonra verelim. Ben hediyelerimizi tekrar hatırlatıp üçüncü hediyemizi vermek istiyorum. Vereyim mi arkadaşlar üçüncü hediyemizi? Evet, kalemli Kur'an-ı Kerim şu şekilde bir tane hediyemiz, kalemli Kur'an-ı Kerim. Haftaya bunu pilini takıp yapacağız. Yine Medine ipeğinden başörtü ve renk güzel desenleri var. Saf ipekten başörtüler ve gerçek kukadan tesbihler. Üçüncü şifremiz yine Peygamber Efendimiz'in isimlerinden bir tanesi. Hocamın da ismi Mustafa. Mustafa. Evet hocam, uğursuz gün ve sayı var mıdır hocam? Teberrük ve tefeül diye Peygamber Efendimizin de sevdiği isimler. Evet. Mesela çok geçer değil mi? İşte Fatiha 7 ayettir. Allah kainatı 7 günde yaratmıştır. Yiyecektir. İşte 7 uyurlarından tut gider. Şimdi 7 sayı olarak 70 mesela güzel bir sayı olarak kendini bir ismi, bir şahsı, bir günü saymışsanız aynen olduğu gibi sizi yönlendirir. İyiliğe yönelmenizi sağlar. Muska'nın evet. Burcun şöyle faydası var. Annem bir şikayette bulunmuş. Yeni evlenmişler babamla falan. İşte demiş şöyle sıkıntım var, böyle derdim var falan. Falanca yerde demiş çok iyi bir hoca varmış. Ona git de bir muska yazdır demiş. Babam da diyor ki kış günü nereye gideceğim ben orada diyor. Gitmeden diyor, çıktım evden diyor, birkaç saat sonra kendim yazdım, getirdim diyor. Koyununu astı diyor. Hemen iyileşti diyor. Ne kadar keskin demiş. Evet. Şimdi bu psikolojik. Psikolojik evet. Burada psikolojik. Bizi yönlendiriyor. Şeye bakmış, bir falcıya baktırmış bir hanımefendi. Bu olmuş bir olay. O da demiş ki karşına çok büyük bir iş adamı çıkacak, onunla evliliği kaçırma. O da gitmiş hemen bulur bulmaz birine iş adamı bakmış tam da falda söylendiği gibi hemen evlenmiş ama 2 ay sonra boşandılar. Şimdi bu yönlendiriyor sizi. Aslında fal bilmiyor. Siz o falı tasdik edecek işlere girişiyorsunuz. Tabii. Oradan kaynaklanıyor. Biz falı doğruluyoruz. Dolayısıyla ikiz burcuymuş. Ayrılmışlar. 10 sene sonra burçlar. Bunlara şartlı yaklaştığınız zaman kendi kendinizi tehlikeye atarsınız. Olmadık kalbinize vesvese sokarsınız. Allah'tan başka kimseden korkma. Allah'tan başka kimseye de güvenmem. Kimseden beklemem diyeceksiniz. Öyle rahat edersiniz ki. Öbür türlü her gün ölürsünüz. Her gün dirilirsiniz. Şöyle oldu. Burç böyle geldi. Borsa gibi. Hocam tahtamız yok ama yönetmenimiz Şükran Hanım soruları ekrana verdi. İsterseniz sizi böyle alalım. Bizde uğursuz sayı yok. Ancak Hristiyanlar mesela Salı gününü ve 13 sayısını Hristiyanlar uğursuz sayıyorlar Bizans. Sebebi de İstanbul Salı günü fethedilmiştir. 1453'te 13 ediyor. 1453'ü evet. Toplarsanız toplayın. 1, 4, 5, 3. 13 ediyor değil mi? 13 Hristiyanlarca uğursuzdur. Salı günü Hristiyanlarca uğursuzdur. Bizde tam da uğurludur bence. Evet. Salı günü fethetmişiz. Mesela benim de salı günleri benim en sevdiğim günlerimdir. Salı günü kıymetli benim açımdan. Ben Fetih Suresi'nin salı günleri okurum mesela. İstanbul fethedilmiş ya. Burçların evliliğe etkisi. Burçların evliliğe etkisi olmaz. Yetişme tarzına bakacaksın. Huylarına bakacaksın. Sülalesine, soyuna bakacaksın. Ahlakına bakacaksın. Tahsiline bakacaksın. Burcuna bakman gerekmez. Bu uyduruk bir şey. Birbirine %100 zıt gibi görünen burçlardan çok mutlu olan insanlar görürsünüz. Alakası yok.
Tersi de olabilir. Ayrılmıştır sizin dediğiniz gibi. E olur, her burç 12 tane zaten. 12 tane milyarlarca insandan birine tutacak. Yıldızname ile burçlar aynı şeydir. Yıldızname ya da isminize baktırarak, günlere baktırarak, bunlar da fala baktırmak gibidir. Bunlara inanarak hareket ederseniz günaha girersiniz. Yıldıza bakarak, burçlara bakarak geleceği okuyanlara eskiden müneccim denirdi. Müneccim. Duydunuz mu müneccim? Müneccim ne demek? Necim yıldız demek. Ve necmi ize heveha. Necim yıldız. Müneccim yıldıza bakan demek. Kehanet gelecekten haber vermek. Kehaneti söyleyene kahin denir. Kahin ve müneccim. Şimdi okuyacağım hadisi dikkatlice dinleyin. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin sahabisi, Kur'an'ı en güzel okuyan zat, Peygamberimizin çok sevdiği bir zat. Aynen şöyle söylüyor. Birini Peygamberimizden duymuş, birini de kendi söylüyor. Kahine ve müneccime inanan Muhammed Aleyhisselam'a indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur. Bu varken biz nasıl kahine, müneccime, astroloğa inanırız? Sahih bir hadis var. Kur'an böyle söylüyor, hadisler böyle söylüyor. Diyor ki, kehanette bulunana inanma. Nostradamus kehaneti. Olay olduktan sonra diyorlar ki kitabında var bilmiş. Hangi kitapta, hangi sayfada gösteremiyor. Bizi öyle kandırıyorlar. O adam bilmiş. Peki bilemez mi? Bilebilir. Milyonda bilir. Kahinler Firavun'un rüyasında Musa Aleyhisselam ismini vermediler ama biri çıkacak İsrailoğullarından, senin tahtını yerle bir edecek demediler mi? Firavun'a. O da ondan sonra öldürmeye başlamadı mı çocukları? Kahin der, demek ki bir tahminde bulunabilir, çıkabilir. Ama bu binde birdir. Bizim kaderimizi okuyamazlar. Evrene olumlu mesaj göndermek dinimizde yoktur. Evrene değil, Allah'a olumlu mesaj göndereceksin. Allah'ın yerine evreni koyuyor, tabiatı koyuyor. Yaratanı bırakıyor, yaratılmış mahluku araya koyuyor. Hani aracı şirkti? Hani başkasını araya koymak şirkti? Evreni niye araya koyuyorsun? Bu tehlikeli bir durumdur. Meleklerden istersen daha çabuk gelir diyor. Bir kadın çıkmış piyasaya. Diyor ki, Allah'tan istemeyin, meleklerden isteyin. Bak, aracı koyuyor. Peygamberden bile istenmez. Doğrudan Allah'tan istenir. Evet. Evrene olumlu mesaj göndermek yerine siz her gün Allah'a söz verin. İyi mesaj gönderin. Ya Rabbi, bugün senden iyilik ister, güzellik ver, nimet ver diye dua edin. Size bak, dualarınız kabul olacaktır. Dua var, dua. Duanın yerine şimdi mesaj, evren. Niye? Sizi hakikattan uzaklaştırıp batılla, boş şeylerle uğraştırmak istiyor. Kaderimizi değiştirir mi bu? Kaderimizi yönlendirir doğru mesajlar, ama evrene değil, Allah'a. Kalbi kötü olan insanların işleri ters mi gider? Bir yerde böyle hızlı yükselir gibi görsen bile tepe taklak gideceğini düşüneceksin. Mutlaka bir tepe taklak gider. Hocam, bir kalbi de tersi. Safer ayındayız. Safer ayı. Sanırım 28 Ağustos'da başladı, 27 Eylül'de bitecek. Şu anda Safer ayındayız. Bildiğimiz şu hocam, Safer ayı bela ayı mıdır? Şimdi ben yıllar önce... Arkadaşlar yine soruları verdiler hocam. Hemen bir verelim, 5 dakikamız kaldı. Safer ayında ben yıllar önce bu astroloji, büyü, muska ile ilgili Sırlar kitabı diye bir kitap getirdim. Yani ismini de vermeyeyim ki. İsmi kitabım meşhur. O kitabı getirdim. Ne yazıyorsa hepsi günah ve saçma sapan. Fakat izleyici o kadar çok o kitaptan istedi ki benden. O kitabı nerede bulabiliriz? Şimdi onun için bazı şeylerin söylenmesi bile anlamıyor insanlar. Şimdi Safer ayı Muharrem ayından sonra gelen kameri bir ay. Biz şu anda Safer ayının sonundayız. Yani Muharrem, Safer. Ondan sonra Rebiülevvel, Rebiülahir gelecek. Safer ayıyla ilgili İslam'dan önce Araplar, cahiliye Araplar, birbirini öldüren, kan emen, kız çocuklarını diri diri gömen Araplar
Safer ayını uğursuz ayı diye sayarlarmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. La tirete ve la adve ve la safere ve la hamme. Böyle baykuş öttü. Karga geçti. Uğursuzluk oldu. Bunlar yoktur diyor. Bak baykuş öttü. Karga geçti. Böyle şeyler yoktur diyor. O zaman ta o zamandan kalma bunlar. Saferde de uğursuzluk yoktur diyor. Ve la safere. Saferde de uğursuzluk yoktur. Bunu söyleyen kim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Safer ayı için özel bir duası yok Peygamberimizin. Tam tersine her ay yeni bir ay girdiğinde şöyle dua ediyor. Ya Rabbi sana hamdolsun bizi yeni bir aya dahil ettin. Bu ayı bizim hakkımızda bereketli ve mübarek eyle. Belalarından, sıkıntılarından uzak eyle diye duası var. Her ay dua ediyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz Safer ayında belaya uğramamıştır. Resulullah Efendimizin vefatı Safer ayında değildir. Bunlar maalesef daha sonra Safer'den insanları korkutmak amacıyla sosyal medyada böyle gelişi güzel mesajlar dolaşıyor. Hiçbirinin kaynağı yok, hiçbirinin sağlam bir bilgisi yok. Uyduruk şeylerin peşine düşüyor insanlar. Korktuğu için de merak ediyorlar. Korkmayın. Allah'ın 12 ayı da birbirine eşittir. Sadece ibadet bakımından Ramazan ayı diğer ayların sultanı sayılmıştır. Hocam, 11 ayın sultanı sayılmış. Hocam bir de musibetlerle karşılaştığımızda okunacak bir duamız vardı. Musibet anında şu duayı okuyabiliriz. Yani bir bela gelebilir, daralmış olabiliriz. Cenab-ı Hakk'a sığınmamız gerektiğinde çok güzel bir dua var. Arkadaşlar yansıtsınlar. Ben de okuyayım. Hep beraber amin diyelim inşallah. Amin. Hocam süremiz çok azaldığı için ben veda etmek istiyorum ama muhabbet kapısı pazar günü devam edecek. Biz hocam bu yayından sonra Urfa'ya Urfa'da, gideceğiz. Siz Urfa'da buyurun. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu, büyüdüğü mağaradan sizlere inşallah sesleneceğiz orada. Putlarla mücadele ettiği ve ateşe atıldığı oraları inşallah bu hafta doğduğu yeri önümüzdeki haftada ateş atıldığı yeri göstereceğiz size. Amin. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent aleyke tevekkeltu ve ente Rabbul arşil azim maşaallahu kan ve ma lem yeşe lem yekun ve la havle ve la kuvvete illa billah Aliyyil Azim. Amin. A'lemu ennallâhe alâ külli şeyin kadir ve ennallâhe kat ehâta bi külli şeyin ilmâ. Allahümme inni e'ûzu bike min şerri nefsi ve min şerri külli dâbbetin ente âhizun binâsiyetihâ inne rabbi alâ sırâtin müstakîm. Allah'ım sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Sana dayandık. Sen büyük arşın sahibisin. Senin dediğin olur. Dilemediğin ise olmaz. Üstün ve şanı yüce olan Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse hareket edemez. Hiçbir şeye güç yetiremeyiz. Ya Rabbi, senin kadir olduğun, ilminle kuşattığın hiçbir şeyin olmadığını biliyoruz. Allah'ım bizi nefsimizin ve dizginini tutmuş olduğun tüm canlıların şerrinden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Amin. Doğru yolda bizi daim eyle. Amin. Ya Rabbi senin yolun doğru yoldur. Bizim yolumuz Rabbimizin yoludur. Amin. Ya Rabbi duamızı kabul eyle. Kulluğundan ayırma, katından kovma. Bizleri iki canda aziz eyle. Hastalara şifa, dertlere deva, darda zorda olanlara bolluk ihsan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Lillahi Teala el Fatiha. Amin. Amin. Evet sevgili seyirciler, şimdi Urfa'ya uzanıyoruz. Şifreleri bilenlere ben kendi Instagram sayfamdan isimleri söyleyeceğim. Instagram sayfamdan öğrenebilirsiniz. Şimdi Urfa'dayız. Bir rüya gördü kahinler. Erkek çocuklardan biri çıkacak senin saltanatına.
el koyacak diye. İran Anadolu topraklarına kadar Nemrut'un ülkesiydi ve kadınlar çocuk doğurmaktan korktular. Annesi gizlenerek bu mağaraya geldi, yavrusunu burada doğurdu, dünyaya getirdi. İbrahim Aleyhisselam'ı gizli gizli burada gelip yokluyordu. İbrahim Aleyhisselam mağarada 15 ay kaldı. Bazı rivayetlerde de 3-4 yaşlarına kadar, hatta çabuk büyüdüğü söyleniyor. Bu mağarada Allah-u Teala onu besliyordu. Bir başka rivayete, değişik rivayetlere göre de burada bir ceylan kendisini emzirdi ve her ay İbrahim Aleyhisselam hızlı bir şekilde büyüyerek bu mağarada hayatını devam ettirdi. Burada çok kıymetli bir kaynak suyu da şu anda kaynıyor. Urfa'nın, Balıklı Göl'ün efendim o tarafa doğru akıyor. Bu mağarada İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a görünmemek üzere saklandı. Yıllarca burada büyüdü. Mağaradan çıktıktan sonra ise İbrahim Aleyhisselam Zühre yıldızını gördü ve o yıldızla kendi Rabbi arasında bir bağlantı, akıl yürütmeye başladı. Bu beni yaratan bu güç olabilir diye ve yıldız kayboldu. Ayı gördükten sonra da bu daha büyük, daha parlak, herhalde bu ay Rabbim olabilir diye düşündü. Ay da kaybolunca güneşi gördü. Batınca da bunların hiçbiri Allah olamaz, Rab olamaz, doğup batan şeyler bizi yaratmış olamaz diyerek bütün bunları yaratan Allah'ın varlığına inandı İbrahim Aleyhisselam. Allah her şeye kadirdir. Nemrut'un ülkesinde Nemrut'a tapıyorlardı, putlara tapıyorlardı. O kadar ki İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer ve pek çok insan putçulukla geçiniyordu. Put panayırları vardı. Bu putları da ibadet ederek onlara yiyecek bırakırlar. Onlardan medet beklerler, onlara ibadet ederler. Ve bütün putlarla beraber de Nemrut'u ilah edinmişlerdi. Böyle bir putperestliğin döngüsünde, kıskacında toplum, puta tapan bir toplum olarak tevhid inancını bilmeyen ve putlara tapan bir inanış sürdürüyorlar. Hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez. Bu kuşlar, kurtlar, böcekler, bin bir türlü çiçekler Allah'ın kudretiyle olmalı. Bütün bunları yaratan, ölüden diri, diriden ölü çıkartan bir varlık benim Rabbim olmalıdır diyerek akıl ve mantık ve fıtratıyla birlikte Allah'a olan inancı pekişti ve kuvvetlendi. Allah'a olan tevhid inancını İbrahim Aleyhisselam özümsedi. Babasının yaptığı putlarla alay eder oldu. Babası İbrahim Aleyhisselam'ı pazara gönderirdi put satması için. O da hiç kimseye faydası olmayan, hiç kimseden zarar görmeyen, fayda vermeyen putları satın almak isteyen var mı diye pazarda bağırır ve putları almak isteyen bile vazgeçerdi. Bu putlar yiyemez, içemez, düşünemez, alan var mı diye sorduğunda eli boş geri dönerdi. Babası Azer İbrahim'in bu haline çok kızar, akşam kavga ederdi. Ey İbrahim, sen putlarımızla alay ediyorsun. Ben yapıyorum para kazanmak için, geçimimizi temin etmek için, sen bize zarar veriyorsun. O da ey baba, Allah'a varlığını, birliğini tasdik et. Tevhide iman et. Nedir bu put? Ne bize faydası var, ne insanlara, ne kendisine. Nemrut'un kulağına henüz gitmemişti İbrahim Aleyhisselam'ın putlarla mücadelesi. Bir bayram günü İbrahim Aleyhisselam putlara tapınmaya giden kavimle birlikte, babası onu da götürmek istedi. Ancak İbrahim Aleyhisselam o gün bir kendine göre mazeret beyan etti, uydurdu. Hastalandı. Hastalanıp yatağa düştü ve herkes bayram yerine gittikten sonra puthanenin anahtarlarını aldı ve içeri girerek bütün putlarla alay etmeye, onları yerlere yatırmaya başladı. Ve hem bir taraftan vuruyor, kırıyor, hem de bir taraftan hadi kendinizi koruyun bakalım diyordu. En son bir plan daha düşündü. En büyük putun başına
baltayı koyarak bütün putları baltayla kırdı. Ve baltayı da asıp büyük putun eline verdi. Akşam bayram dönüşünde geldiklerinde puthanedeki bütün putların kırıldığını gören Harran ahalisi kim yapmış olabilir diye araştırmaya başladılar. Ve dediler ki İbrahim denilen bir genç var. Bu genç putlarımızla zaten alay ediyor. Pazarlarda put satarken bile putlara laf söylüyor, yetiştiriyor. Olsa olsa İbrahim kırmış olabilir dediler. Ve gelip İbrahim'i sorguya çektiler. Dediler ki ey İbrahim, sen mi kırdın bu putları? Hayır dedi. Ben kırmadım. Şu büyüğüne sorun. Belki o kırmış olabilir. Bakın bakın balta da onun boynunda. Baktılar ki hakikaten balta büyük putun boynunda asılı duruyor. Önce düşündüler, putlar konuşmaz ki dediler. Bu kıramaz ki dediler. O halde siz gücü yetmeyen, kıramayan, başkasına zararı faydası olmayan bir taşa, bir puta nasıl taparsınız? Allah birdir. La ilahe illallah. Tevhide gelin. Bırakın putlara tapmaya deyince bütün insanlar İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine üşüştüler ve onu Nemrut'a şikayet ettiler. Babası da bir taraftan İbrahim'le mücadele ediyordu. Vazgeç bu sevdadan diye. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın gösterdiği o hikmetle, mevhibeyle putlara olan bütün düşmanlığını ve bütün putlara karşı mücadelesini sürdürmekte kararlıydı. Nemrut olayı tahkik etti ve araştırdı ve gerçekten İbrahim'in putları kırdığına kani oldular. Ve halkı topladı. Harran'da halkını toplayarak Urfa'da dedi ki ey Harran halkı, görüyorsunuz ki İbrahim denilen bu genç bizim putlarımızı kırmış. Bunun cezasını vermek bize yakışmaz mı? Haydi büyük bir ateş yakın. Çok büyük ateş olsun ki İbrahim'i orada cezasını verelim, yakalım diye. Bu gördüğümüz yeşil alan o zaman odunlarla, ateşlerle dolduruldu. O kadar alevli ateşler vardı ki gökte uçan kuşları bile yakıp düşürdüğünü, yandığını söylüyorlar tarihçiler. Urfa'nın, Harran'ın merkezinde kalenin yapıldığı bu dağın eteğinde İbrahim Aleyhisselam için büyük bir ateş kuruldu. Onu yakmak için Nemrut bütün adamlarını, askerlerini seferber etti ve bu alan tamamen ateşle kaplandı. Alevler gökyüzünü yalıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz meydanda insanlar öbek öbek odun getirdiler, ateşe verdiler. O kadar büyük ateşler yakıldı ki, o kadar kızgın alevler sardı ki etrafı, gökte uçan kuşlar bile neredeyse ateşin o alevinden, ısısından yanıp yere düşüyorlardı. Bu meydan tamamen bir ateşgah haline getirildi ve kızgın ateşler tutuşturuldu. Bütün arzuları, hedefleri, gayeleri o putlarını deviren, putlarla alay eden İbrahim'i ateşte yakmaktı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.